Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Üspek. Saatlerimiz 10.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 12'ye kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içerisinde olduğu gibi gündeme dair soru ve görüşleriniz için 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Üspek Twitter, Aygün Üspek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Tabii bir sıcak gelişme var. Galatasaray'da Covid-19 açıklaması. Fatih Öztürk ve Alparslan Öztürk'ün test sonuçları pozitif çıkmış. Geçmiş olsun diyelim. Bir son dakika, şimdi televizyonlara da altyazı geçiyor ama gündeme baktığımız zaman, bugün gazetelerde ön plana çıkan haberlere baktığımızda iki başlık çok önemli noktaya gelmiş vaziyette. İki başlık büyümüş vaziyette. Gazetelerde manşetlere taşınmış vaziyette. Bir tanesi, dün de söylemiştim, ondan önceki dönemde de söylemiştim, Edin Visca'nın Trabzonspor'a transferi. Öbür başlık da Galatasaray'da Fatih Terim'e karşı seslerin yükselmeye başladığı yönünde bazı haberler çıkmaya başladı. Hatta işte Burak Elmas'ın işte yollarının ayrılabileceği, Fatih Hoca'nın yollarının ayrılabileceği veya Burak Elmas'ın Fatih Terim'e farklı bir görev vereceği yönünde, sportif AŞ'ye yönetici ol hocam tarzı bazı haberler çıkmaya başladı. Bununla ilgili görüşünüzü çok merak ediyorum. Edin Visca Trabzonspor transferi, 4.2 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Dün öyle haberler çıkıyordu. 4.2 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşısında Edin Visca'nın Trabzonspor'a transfer gerçekleşti gibi bugün işte imzadan atılması bekleniyor. Genel anlamda bu iki başlık var ama baktığımız zaman da işte Fenerbahçe'den Mesut Özil'in Çorum Spor'u alma fikri, 20 milyon TL gibi bir rakamın konuşulması. Beşiktaş'ta gidecek ve kalacaklar belirlenmeye başlandı. Onun detayını zaten birazdan gireceğim. Yani Nihat Özdemir'in biliyorsun 2011 Süper Kupa Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın talebine sıcak bakıyoruz. Açıklamaları. Genel anlamda konu başlıklarımız bunlar. Tekrar söylüyorum, Galatasaray'da iki oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıkmış. Fatih Öztürk ve Alparslan Öztürk, karantina süreci başlatılmış. Son dakika olarak şu an televizyonlarda altyazı olarak veriliyor. İlk dinleyicimizi alalım. Ters köşe açalım. Günaydın. Günaydın Gün Bey. Ben Serkan Erkan, İstanbul'dan. Serkan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani seneler sonra en sonunda bağlanabildim. Bunun bir heyecanını yaşıyorum şu an. Sağ olun. Aynı şekilde biz de öyle. Buyurun. Benim iki konuda bahsetmek istiyorum. Bir tanesi bu Beşiktaş Fenerbahçe Süper Kupa talebi var ya. Evet. Onun hakkında yanlış bilmiyorsam bu Beşiktaş Türkiye Kupası'nı o sene iade etmişti diye hatırlıyorum ben. Doğru, iade etmişti. Peki o zaman nasıl oynanacak bu? Ama Beşiktaş kulübünün tamam yeniden oynamayı isteyen yönelik bir teklifi var Türkiye Futbol Federasyonu'na. Federasyonda bu konuda kararı var. Yani bizim kupamız, ben falan başlayayım bu arada, bizim kupamız müzemizde duruyor. Onların kupası onlarda değil. Değil. Federasyonda. Yani, bana bir değişik geldi o yani. Bilmiyorum nasıl oynanacak, anlayamadım ben. Yok, onda bir sıkıntı yok. Yok diyorsunuz. Bir de ben fikrimi söylemek istiyorum. Bu bizim Fenerbahçe'nin Antonio arayışlarında Slaven Bilic diyorlar. Oklar Bilic'e doğru gidiyor. Evet, bu bizim başkan için yani yolun sonu gibi gözüküyor bence. Biz tarafta var, çoğu tarafta olarak Slaven Bilic'i istemiyoruz. Onu ben dile getirmek istiyorum burada. Peki kim gelsin o zaman? Yani o zaman bir B planınız var veya kafanızda bir B planı oluşturan bir isim var mı? Ya tabii gönüllerde Orgo Özkurt var ama gelmeyeceğini tahmin ediyoruz tabii ki. O bizim gücümüzü çok aşıyor. Ya böyle daha böyle ya Beşiktaş'ta mesela tam o Antonio yapmış olabilir. O sorun değil. Daum da geldi, biz de yaptı ama hiçbir kupa alamaması, derbi kazanamaması gibi sıkıntıları var. Bizim aslında çoğunlukla gönlümüzde biraz yaşlı olsa Daum var. Yani
Dağım'da biliyorsunuz uzun süredir takım çalıştırmıyor. Orada Köln'de bir akademide, Köln Akademisi'nde eğitmenlik yapıyor. Yani antrenör yetiştirme anlamında bir eğitmenlik yapıyor. Evet, ama çok iyi bir taktikten olarak en azından sene sonuna kadar gelebilir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, sağ olun yayınlar. Sağ olun. Gelen mesajlara bakalım. Saat 10.07 bir telefon daha alabiliriz. Ondan sonra kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra da telefon almaya devam edeceğiz. Bugün bir Trabzon bağlantısı daha yapacağız. Çünkü Edin Visca son dönemlerde tamamen manşetlerde. Bugün imza atması bekleniyor. Normal şartlarda biliyorsunuz Trabzon Spor Kulübü Başakşehir'le prensipte anlaşmaya vardı. 4.2 milyon euro gibi rakam konuşuyor. Belki bu rakam daha da fazla azı olabilir veya daha fazla. Bunun detaylarını ikinci bağlantı yaptığımız zaman net olarak öğreneceğiz. Öte yandan da Galatasaray'da biliyorsunuz çok hareketli dakikalar, saatler yaşanıyor. Onunla ilgili de bir bağlantı yapacağız. Günaydın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ayyumey, nasılsınız? İyiyim. İyiyim İsmail Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. Evet, teşekkür ederim. Bugün Trabzonspor'la konuşmayacağım. Bir mesaj verip kapatacağım. Nasıl sen bağlantı yapacaksın? Soracağım sorular, hepsini sen de soracaksın aslında Nihat Erenci'ye. Bunun dolayı rahatım yani. Nihat Erenci'ye bağlı. Dün çünkü Nihat abiyle hemen bir Edin Visca konusunda bir bağlantı yapmıştık. Aynen. Zaten bugün detay transferlere bugün gireceğini söylemişti. Buyurun, buyurun. Aynen. Ben buradan başta Saadettin Saran olmak üzere bütün Saran grup çalışanlarının, sizlerin yeni yılını kutluyorum. Çok teşekkürler. Aynı şekilde biz de. Sizi dinleyen değerli arkadaşlarımızın hepsinin A'dan Z'ye hepsinin yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu bir yıllar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun İsmail Bey. Biz de sizin yeni yılınızı kutluyoruz. Çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet, dediğim gibi Edin Visca transferiyle ilgili dün söylemiştim ben burada. Fenerbahçe'de gündemde konuları vardı. Fenerbahçe zaten uzun zamandır Edin Visca'yı çok istiyordu. Söyleyelim yani, Edin Visca ile ilgili Fenerbahçe'nin isteği yok dersek yalan söylemiş oluruz. Dün de bazı futbolcuların önerildiği haberlerini verdik zaten. Fakat tabii burada geçerli olan Abdullah Avcı'nın biraz daha Edin Visca ile yapmış olduğu görüşmeler tamamen Edin Visca'nın da Trabzon tercihini etmesi etken oldu. Çünkü Fenerbahçe 2-3 futbolcu artı para mara takaslar önerdi ama bu anlamda Abdullah Avcı biraz daha futbolcusunu daha önceden tanıdığından dolayı, bildiğinden dolayı tercihinde etkili oldu. Osman Şenkal. Günaydın Aygün Bey. Bugün Trabzon'dan iki adet kap bildirim bekliyorum. Bir de Fatih Terim konusuna değinmek istiyorum. Yeni yapılanmaya giden bir takım yarım sezon sezonda bu kadar eleştiri hak ediyor mu? 3 sezondan bahsediyordu ama yarım sezonda bu kadar eleştirmek doğru. Başarı sadece Türkiye Ligi'nde lider olmak mı demiş Osman Şenkal. Özgür Güven merhaba, Edin Visca'da durum nedir demiş. Allah yar tekrar kiraya verilecek, onu söyleyeyim. Edin Visca konusu tamamen Fenerbahçe açısından kapandı. Trabzon'da anlaştı futbolcu. Onu da bugün veya yarın işte imza atması bekleniyor. Lig bu hafta sonu başlıyor ama resmi olarak transfer dönemi 12'sinden itibaren başlıyor. Yani Edin Visca bu hafta imza da atsa hafta sonu oynayamayacak. Transfer dönemi 12'sine başladığından dolayı 12'sinden sonra eğer hoca şans verirse formasını giyecek. Kısa bir ara, aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Tuncay Toraman kardeşim, evet Tuncay kardeşim İstanbul'a geldi Hollanda'dan fakat bir türlü görüşemedik. O dönemde tabii benim de spor yazarların yönetim kurulu toplantısının Ankara'da olacak olması, benim de Ankara'ya gitmem, Tuncay kardeşimizin de burada olmasından dolayı pek görüşme imkanımız olamadı. Ona da tekrar sevgilerimizi iletelim Hollanda'ya. Ne demiş Tuncay kardeşimiz? Günaydın Aygün abi. Abi Fenerbahçe teknik direktör konusunda spor yazarların fikirleri dinliyoruz. Genelde hepsi şu sözlerinden sıkıldım. Bu hoca gelsin çünkü ligi iyi biliyor, tanıyor diyorlar. Ya Aygün abi, Koku'dan sonra gelen Ersun Yanal, Erol Bulut, Victor Pereira ligi bilmiyorlardı da, biliyorlar da ne oldu? Kim gelecekse gelsin artık, sen ne düşünüyorsun Aygün abi demiş. Sevgiler saygılar Hollanda'nın Tuncay Toraman. Bir de Emre Belezoğlu da Sayın Başkan Ali Koç beğenmedi demiş. Şimdi Emre Belezoğlu ile ilgili şunu söyleyeyim. Son birkaç gündür işte Fenerbahçe'de tekrar
Emre'ye getirsin tarzı böyle bir görüşler var ama Emre Belözoğlu defteri tamamen kapandı. Emre Belözoğlu Başakşehir'de uzunca bir süre imza attı. Şu an gelmeyi pek düşünmüyor. İkincisi Fenerbahçe'de oklar demin de söylemiş olduğum gibi Bilic'e yönelik. Bugün Bilic'in saat 10.30 itibarında bir son lig maçına çıkacak ve ondan sonra da veda edecek. Ya Hırvatistan'a gidecek ya da geçerken Türkiye'ye uğrayıp hafta sonu maça çıkacak. Yani bugün yarın netleşecek bu konu. Günaydın. Günaydın. Günaydın Aygün abi, merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kime görüşüyorum? Neden Eyüp'den? Eyüp Bey, hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Abi ben de Fatih Terim'le ilgili konuşacağım. Galatasaray taraftarıyım. Hı hı. Fatih Terim'i kesinlikle artık takımda kalmasını istemiyoruz. Yani sürekli kendini takımdan yukarıda işte yukarılarda üst yönetimlerde bulunacak bir insan Galatasaray'a faydalı olacak filan. Kesinlikle öyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü kaprisleri olan böyle biraz daha hani tırnak içinde daha kabadayı tarzı insanlarla ben Galatasaray'ın yönetileceğini dahi düşünmüyorum. Galatasaray'a zarar vereceğini her ortamda düşünen bir insanım. Arda Turan gibi, Fatih Terim gibi insanların bugüne kadar Galatasaray'a bir hizmetleri oldu tabii ama Galatasaray'dan büyük gibi davranıp hareket etmeleri. Ya düşünsenize, Lig TV'ye ben her ay 150 lira para ödüyorum. Fatih Terim her sene 5 maç, 7 maç, 8 maç. Ya ağzını tutamıyorsan bir psikoloğa gideceksin. Bir sana bir şey yapacak. Yani bir reçete yazacak, bir şey yapacak. Orada işte su termosunun üstüne oturup ben yalnızım göndermeleri. Kardeşim, yanına gelen adamları kendin seçiyorsun. Sana hiç karışan görüşen yok. Şimdi daha da böyle söylenecek şey var da. Ben sinirden bir şey ağzımdan bir şey aman aman dikkat edelim o konuya. Hı-hı. Onun için Fatih Terim hiçbir zaman Galatasaray'ın kırmızı çizgisi kimse değil. Fatih Terim de değil. Kimse Galatasaray'ın kırmızı çizgisi değil. Sadece sporcu sağlığı ve Galatasaray'ın başarılarına atılan karalar Galatasaray'ın kırmızı çizgisi. Yoksa Fatih Terim olmadan da ya genç çocuklar gelsin abi. Yani bizim yaşlarımızda 40-45 yaşlarında insanlar var. Bu futboldan, hakikaten yeni futboldan anlayan insanlar var. Biz bıktık. Boşu boşuna 2-3 senedir Digitürk'e para, Beyin Sport'a para ödüyoruz abi. Gerek yok. Anladım, peki. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Eyüp kardeşim. Teşekkür ederim. Evet. Selam Kral abi. Sen mesajları okumasan da seviyoruz seni demiş Hasan Kurt Bey. Yine okumayacaksın, yazalım abi. Belki istifa olur demiş. Abi başkana sağlık diyorum. İstifada bir sağlıktır. Başkan için hocasız bir Fenerbahçe demiş. Fenerbahçe Viska'ya gitti. Bilic diyorlar. Vizyon buysa biz vizyonsuz olalım demiş. Kim demiş? Hasan Kurt Bey. Gördüğünüz gibi ya çok mesaj geliyor. Tam birine bakıyorum, okuyayım derken arka arkaya mesajlar gelince o mesajları maalesef bir alta düşüyor. Sakın yanlış anlamayın. Yani ben elimden geldiğince, bir de bu programda biraz daha dinleyici fazla alıyoruz. Ara ara mesajlar okuyorum. 2-3 tane mesaj okuyorum. Yasin Nacak, merhaba abi, günaydın. Bilic Fenerbahçe taraftarını kesmez. Jesus ya da Löw ayarı hoca lazım. Bilic Pereira ile aynı kalibrede hoca, iyi yayınlar demiş Yasin Nacak. Günaydın. Alo. Günaydın. Merhabalar, kime görüşüyoruz? Emre, ben İzmir'den. Emre Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Selamünaleyküm bu arada. Aleykümselam. Ben büyük bir Göztepe taraftarıyım. Göztepe diyorsun yani. Abi tam 35 alayın içten inadına Göztepe. Bizim hayatımız olmuş sarı kırmızı yani. Nikahımızı bile sarı kırmızı formayla kıydık yani. Öyle. Ciddi misin? Çok ciddiyim. Nasıl yani? Şu takım elbisede takım elbise yok muydu? Hayır. Formayla. Instagram'dan görebilirsin. Yenge? Emre Noktayoz olarak girersen görürsün. Hayır yenge. Yenge benim için Göztepe'li. Hayır, anlamadın sen. Yani şimdi sende sarı kırmızı forma vardı. Eşinizde. Evet, ikimizde. Ha, eşinde de sarı kırmızı forma vardı. Onda beyaz formamız vardı. Bende sarı kırmızı formamız vardı. Ha, sizin iki formadan öbürkü ondaydı, anladım. Biraz daha gelinliğe yakın olması anlamından beyaz tercih etti. Tabii, aynen öyle. Ha. Mecburen biraz beyaz tercih etti. Merak ettim bakayım ya. Neymiş Instagram adresini? Emre ne? Emre.yoz. Emre Yozoğlu diye girersen. Tamam, bakacağım şimdi. Dinliyorum şimdi seni. Tamam abi. Abi ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Ya herkes Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bunları konuşuyor. Ya niye? Gerçi sizin gözünüzde Anadolu takımı olarak gözüküyoruz ama benim için tek bir Göztepe. Ya niye bizim transferlerimiz konuşulmuyor ya da hocamız konuşulmuyor? El Maestro gibi çok kaliteli bir hocamız var.
Yani bir üçlü defans sistemi oturtmuş bir hoca. Ben bunları da çok merak ediyorum. Niye konuşulmuyor diye. Bizde mi konuşulmuyor anlamında mı söylüyorsun? Radyoda mı anlamında mı söylüyorsun? Genel ama şunu söyleyeyim. Bizden olarak sonraki biliyorsun Salim Hanım'ın programı var. Hayır, Salim. Sizi demiyorum. Sizi ha, genel anlamda söylüyorsun. Ha, genel anlamda söylüyorum. Ya. Genel vallahi Emre gördüm şimdi. Hesabın gizli. Yenge de dediğin doğru. Kırmızı beyaz. Sen de sarı kırmızı. Yaka kırmızı evet. Beyazı formaya gördüm. Buyur kardeşim. Ben hani sizin için söylemiyorum. Genel olarak. Ha, genel anlamda yani, söylüyorsun. Mesela Konya Spor yani çok üst düzey çok üst futbol oynanıyor. Konya Spor. Yani, İlhan Palut Hoca kadar inanılmaz işler yaptı orada. İlhan Hoca bizden gitme bir hoca evet. Zaten. Biz biraz da böyle hoca yetiştirme tarzı şeyler yaptık. Tamer Tuna olsun. Tamer Hoca olsun doğru. Yani. İlhan Hoca olsun doğru. Ya bunlar bizden gittikten sonra çok kaliteli işler yaptılar. Yani şunu da söylemek istiyorum, ben Fenerbahçe'de bu yarım sezonluk bir hoca arıyor ya, bence çok gereksiz paralar bağlayıp yarım sezonluk bir hoca şampiyon olamayacaksınız. Zaten küme düşme gibi bir durumunuz yok. Yani ligi orta sıralarda bitirip seneye yatırım yapmak daha mantıklı. Veyahut da yarım sezonluktur 2,5 sezonluk hocaya getirirsin, bu sezon içerisinde önümüzdeki sezonun plan programını yaparak hareket edersin. Aynen öyle abi, en mantıklısı bu. Hı hı, peki. Çok teşekkürler Emre kardeşim. Kolay gelsin abim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol, teşekkürler. Sağ ol. Emre Yozoğlu kardeşimiz, şimdi baktım Instagram, hakikaten dediği doğru yani, düğün fotoğrafında sarı kırmızı formayla yapmış. Kendisini tebrik ediyoruz, tekrar mutluluklar diliyoruz. Emre Yozoğlu ve sevgili eşine saygılarımızı iletiyoruz. Mesaj okumaya da devam ediyoruz. Fırat Çiftçi. Selam Özüpek, kolay gelsin, selamlar. Bu mesajı okursanız mutlu oluruz. Eskişehir camiası olarak transfer tahtamızı açmaya çalışıyoruz. Eskişehir Spor yaşamalı ki futbol ailesine olan borçlarını ödesin. Trabzonspor kulübünden borcumuz baki kalmaz şartıyla imza istedik, reddettiler. Halen Trabzon taraftarı sosyal medyada bize ağız alamayacak küfürler ediyor. Ahmet Ağaoğlu'nun Anadolu açıklaması yapmıştı. Biz de bu yüzden imza istedik. Anadolu kulüpleri yaşamalı. Teşekkürler, saygılar demiş Fırat Çiftçi. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Gebze'den Özgür Topaloğlu. Özgür Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız abi? Sağ olun. Teşekkürler. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Ben uzun zamandır bağlanmıyordum. Evet. Bugün ama düşmediği için yani bağlanmıyorum derken özel bir şey değil. Ha, ben de merak ettim. Ne oldu dedim yani. Ha. Ya işte zor düşüyor. Çok yoğun bir şey var size karşı. Anlayamadım ben. İnsanlar ya, dertli. İnsanlar yani, sıkıntılı, dertli. Kulüplerle ilgili konuşmak ya, istiyorlar. Zaten ekonomik sıkıntılar var. Bir de Fenerbahçe yani şu 4 yıldan beri Ali Koç geldiğinden beri bir şey başaramadık. İyice moralimiz bozuluyor. Yani tamamen depresyona girdik. Yani şimdi hoca herhalde bilinç olacak gibi gözüküyor, bilmiyorum okullar ama. Okullar oraya doğru gidiyor. Yani belli de olmaz tabii. Belki bir sürpriz bir hoca da olabilir ama. Ya yani bu dakikadan sonra şöyle söyleyeyim Özgür. Bu dakikadan sonra kimse kusura bakmasın. Yani Bielsa tarzı bir hoca gelmek zorunda. Net söyleyeyim yani alt zaten, sınıf anlamında zaten, söyleyeyim, hocalar anlamında şey abi, yanlış anlaşılmasın zaten da. Zaten Ali Koç yani baştan en azından şöyle oturaklı bir mesela Roger Schmidt gibi. İşte Kovac mesela. Kovac'ın çok büyük başarıları var. Bayern Münih 3 sene üstte şampiyonluğu var. 5 milyon euro civarı para istiyormuş. Ya vereceğim 5 milyon euroyu, sen ne topçulara kaç paralar harcadınız? Ya topçulara bırak, gelen giden hocalara ödediğin parayla Mourinho'ya getirirdin. Yani aynen öyle. Bak gelen yani, giden hocalara ödenen parayla Mourinho'ya getirirdin. Büyük bir hoca getirseydi şu anda taraftar da bu kadar eleştirmeyecekti. Doğru. Yani Fenerbahçe'ye geçen gün bir istatistik yapmışlar. 3,5 yıl herhalde bitiyor. 4. yıla giriyor başkanlığında. 1 yılı Fenerbahçe 365 günü hocasız geçmiş. Doğru. Yani böyle bir şey nasıl bir vizyon, ben anlamadım. Ya ben Ali Koç'u çok seviyorum. Bakın o ayrı bir şey. Ali Koç'u çok seviyorum ama Fenerbahçe'de ben başarılı olacağına inanmıyorum. Çünkü çok pasif. Yani Fenerbahçe'nin haklarını yediler. Yiyorlar hala. Yani bütün kulüplere zeytin dalı uzatıyoruz. Diğer kulüpler bizim canımızı okuyor. Neler yapıyorlar bize. Ben daha böyle hani Yavuz yüzümüzü göstereceğiz dedi. Bekliyoruz hala Yavuz yüzü ne olacak. Gerçi her sene yarı sezon geldi. Biz şampiyonluktan zaten kopuyoruz. Geçen sene de kopmuştuk. Emre'den sonra biz 8 puan gerideyken işte birazcık maçları kazandık. Son maç hani Sivas maçına kadar. Hı hı. En azından bir yarışta hani son dakika bir heyecanımız oldu. Onda da zaten futbolcularımız beceremedi. Evet. Yani bilmiyorum, yapılanmayı iyi kuramıyoruz. Şimdi ben görüyorum, benim arkadaşlarım var. Çoğu da Fenerbahçe şeyinde
çalışan arkadaşlar var. Menajer arkadaşlarla da görüşüyoruz. Yani şimdi isimler, İtalya'dan isim istiyorlar, Almanya'dan, Fransa'dan. Yani bir yapı yok aslında. Her sene aynı şey. Futbolcular da öyle. Galatasaray'ın ilgilendiği topçular alın. Trabzon, Vizca. Ya Vizca tamam, iyi topçu ama 32 yaşında. Bırak 31 yaşında. Vizca'yı sen bunların 2-3 sene önce alacaktın. Ve imza atmadan önce alacaktın. Tabii. Vizca yeni mi geldi Türkiye? 10 yıldır birlikte oynamıyor. Oynuyor. Yeni mi gördünüz bu Vizca'yı? Görmediniz. Niye o kadar büyük paralar harcandı sağda solda? Nelere? Kaç paralar verdiniz? O zaman 1 milyon, 1,5, 2 milyon euro verip Başakşehir'den niye almadınız? Holmenler gelirken, Bebolar gelirken bu adamı takımda oynamıyor muydu? Hastaydınız o dönemde de. Yani ben Trabzon'a gitmesine ilgili bir sıkıntı yok. İrfan Can transferine de aynı söylemiştim. Yani Galatasaray istiyordu. Bırak gitsin Galatasaray'a. Belki de Galatasaray'a daha da başarılı olurdu. Çünkü bizim yani İrfan Can, Mesut, Pelkas, Tosa, Mert Hakan aynı tip adamlar o kadar çok fazla ki. Yani Mesut'a yer açmak için Mesut'u sol kanat, İrfan Can'ı sağ kanat oynuyorsun. İrfan Can içeride sağ kanat oynadı mı? Başakşehir'de forvet arkası veya orta sahanın göbeğinde işte oynayan bir adamı biz serbest biraz daha serbest. Yani kadro o kadar şey, işte sağ bekin yok, sol bekin yok. Orta sahada yığılma var. Sosa var, Mustafa var. Yani şu orta saha içine baktığımız zaman da ben de baştan evet yanlış düşündüm. Crespo için çok yanlış fikirledim ama şu an orta sahanın bence en iyi adamı Crespo. Belki 300-500 bin liraya geldi ama en faydalı o. Yine şu var yani hocanın istediği, Fayran'ın istediği isimler de kötü çıkmadı. Yani getirdikler evet, Kim Minje olsun. Doğru. İşte Crespo olsun. Bak Osay Samuel şu anda sağ beke koydu. Biz kızıyorduk ama şu anda bence Türkiye'nin en hızlı sağ beke olma yolunda gidiyor. Ferdi'yi de toparladı. Yani Ferdi'yi kazandık. Ferdi bizde zaten biliyorsunuz bir maç oynuyordu. 8 maç Ferdi'yi görmüyorduk. Doğru. Onu Ersun Yanal hoca da oynatmadı. Erol'u zaten belki de Ferdi'yi tanımıyordu bile yani. Erol Hoca zaten çok büyük yanlışmış. Ben çok savundum Erol Hoca'ya gelirken. İnşallah dedim bizim içimizden bir hoca yetişecek. Ama beni o kadar çok şaşırttı ki. Yani şimdi Antep'te maçlar falan kazanıyor tabii. Şimdi çıkıp orada taraftarlar diyebilir ama. Yani başarısız oldu bence. Ben orada tek hani siz de bunu söylüyordunuz. Bir de Gürcan Bilgis genelde yani ben dinliyorum. Ben de aynı fikirdeydim. Emre Belözoğlu Sivas maçı kaybedilmesine rağmen suçu tamamen Emre'ye yıkmadan Emre'ye en azından bir yıl daha Fenerbahçe'nin şans tanıması gerekiyordu. Çok büyük yanlış yaptılar. Ben devam etmesi yönde görüş bildirmiştim. Evet, orada söylemiştim. Biliyorum. Yani, evet, Gürcan Bilgiç de mesela Payran ilk geldiği gün yanlış dedi. Ben televizyonda takip ediyordum. Hani siz de çok sıcak bakmıyordunuz zaten. Yani onu da biliyorum yani konuşmalarınızı anlıyordum. Yani ben de mesela Emre konusunda gittiği gün söyledim. Hatta bazı arkadaşlar şey yaptı işte Fener'in için işte Emre ile Volkan karıştırıyor tarzı konuşmalar. Şimdi Emre yok, Volkan yok. Kim karıştırıyor Fenerbahçe'nin için şu anda? Onlar gitti. Volkan'a sallıyordunuz, Emre'ye sallıyordunuz. Onlar gitti. Şimdi Volkan bile yani Karagümrük'te inanılmaz bir çıkış yaparak başladı. İnanın şu anda bırakın yani Zeki Göle için bir şey demiyorum, saygı duyuyorum ama Zeki Göle'nin yerine oraya Volkan Demirel'i koysanız daha bir karizma, daha bir hoca otoritesi olmaz mıydı bu takım en azından son iki maçta? Ne bileyim Karagümrük maçını kazanırdık ya. Yani Volkan'ın orada ağırlığı bile yeterdi o futbolculara. Diyor ya bazen yeri geldiği zaman topçuları sarsmak gerekiyor. Bizde sarsacak bir ne başkan var ne bir hoca var. Yani biz topçuları sarsamıyoruz. Topçular çok güzel sazı elinde almış bizde. Bir maç güzel oynuyorlar. Fenerbahçe kötü top oynamıyor ama yani futbolcuların o şampiyonluk şeyi yok. Yani ben İrfan Can'ı mesela izlerken o sürekli böyle bir tebessüm hali var öyle pozisyondan sonra. Yani böyle sürekli bir gülüyor falan. Ya beni çok böyle şey yapıyor bu. İğrete ediyor yani. Sevmiyorum o tarz şeyleri. Anladım. Yani böyle dalga geçer gibi. Ya sen Fenerbahçe'de oynuyorsun İrfan Can. Sana büyük yatırım yapıldı. Zaten geldin ilk 5 hafta sakattın. Ondan sonra oynadın. Bir 8 hafta mı 5 hafta yine bir şeyler oynamadın. Sivas maçına başladın. 5. dakikada sakatlandın. Şampiyonluğu kaybettiniz maçta. Bu sene başladık. Hocayla takıştın. Oynadın. Hoca gitti hadi. Niye oynamıyorsun kardeşim? Ya tamam belki yerinde oynamıyorsun. Hatta sende de değil. Onu da anlıyorum yani. Aslında onun gittiği kulüp gerçekten Galatasaray olmaydı. Fatih Terim ona ihtiyacı var. Fatih Terim de onu oynatırdı orada. Peki. Toparlayalım. Biz yanlış yapıyoruz. Şey demek istiyorum. Ben Ali Koç'ta başarı geleceğine inanmıyorum abi. Yani peki. İsterse Lövbe de gelsin. Bir işte gel. Kim gelirse gelsin. Yapılanma kötü. İnşallah bir seçime gideriz. Ben Saadettin Sarı'nı düşünüyorum. Yani Saran peki. Grubu da. Peki. İnşallah o Fenerbahçe'nin başkanına gelir. Peki. Teşekkürler. Kendine çok çok iyi bak. Sağ ol abi. Osman Şenkal demiş ki deminki merak ediyorum Eskişehir Kulübü'nün Trabzon'a ne kadar borcu var demiş bu ödenemeyen paradan dolayı. Şimdi baktım ben 400 bin euro.
civarında bir para borcu var. Yani Sayın Başkanın Ahmet Ağaoğlu'nun işte Anadolu'yu temsil ediyoruz açıklaması var. Demin bir dinleyicimiz yazmış, oradan aklıma da geldi. Yani 400 bin euro çok büyük bir para değil. Tabii yaşananları, aralar neler yaşandı onları bilmiyoruz. İki kulüp başkanları açısından neler yaşandı, daha önceki dönemlerde neler yaşandı onu çok detaylı bilmiyorum iç perdeyi, ama iç kısmı o sıkıntıları tam bilemiyorum. Ama yani Eskişehir hakikaten bir futbol şehri, üniversite şehri aynı zamanda ve futbolla yaşayan bir şehir. O maç günleri aynı Trabzon gibi maç günleri böyle rengarenk olan, bütün üniversite öğrencilerin stada akın akın gittiği, Eskişehir bandosunun dinleyerek maçı keyifle izlediğin o dönemleri ben de çok özledim. Yani çok büyük bir para değil aslında. Sayın Başkan, Trabzonspor Kulüp Başkanı hakikaten Ahmet Ağaoğlu futbolda çok güzel işler yapıyor. Bu konuya da biraz daha sıcak bakmasını naçizane bir sporsever olarak söylemek istiyorum. 400 bin euroymuş. Eskişehir için çok büyük para. Yani onu söyleyelim. Çünkü gelirlerin hiç olmadığı, giderlerin çok olduğu bir kulüp transfer anlamında da. Bu 400 bin euronun bir an önce ödenmesi gerekiyor. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Cenk, ben İstanbul'dan arıyorum. Buyurun Cenk Bey. Sağ olun Cenk Bey, iyiyim, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler, çok mersi. Bizler de iyiyiz. İstanbul'dan arıyorum. Aygün Bey, Trabzonspor taraftarıyım. Biraz önce dinlemeye başladım. Gerçi her gün dinliyoruz sizi. Bugün biraz geç kaldığım için sonradan... yarın telafi edelim, biraz daha erken girelim o zaman. Siz evet, daha erken açın yarın o zaman. Geç açmışsınız evet, bugün. Buyurun evet, Cenk Bey, evet, buyurun, buyurun, buyurun. Şimdi ben Vişça transferiyle ilgili konuşmak istiyordum. Tabii ki. Şimdi iyi transfer, onu söyleyelim. İyi transfer. Evet, bizim için istediğimiz bir transferdi. Çünkü sağ kanatta Gervinho'dan sonra bir açığımız oluştu. Hoca ısrarla Vişça'yı istedi. Kendi futbolcusu, kendi sistemini bilen bir futbolcu. Ben çok başarılı olacağını düşünüyorum. Özellikle sol tarafta Bakayeme ile beraber kanatlara bir zenginlik katacaktır. Ama Trabzonspor'un bence stoper transferinin daha öncelikli olduğunu düşünüyorum. Çünkü stoperde Edgar'ın sakatlanmasıyla beraber orada bir açığımız oluştu. Bunun içinde çok iyi bir santraforla anlaşma aşamasına geldiğini de az çok içeriden aldığım kaynaklardan da biliyorum. Kim mesela, içerideki kaynakların ismini vermeden, isim var mı? Futbolcu yok, anlamında. Hayır, futbolcu anlamında söylüyorum Cenk Bey. Yönetici anlamında söylemiyorum. Futbolcu anlamında da Güney Amerika diyeyim. Az çok. Güney Amerika'da binlerce isim çıkar. Güney Amerika. Yani Güney Amerika deyince binlerce isim çıkar oradan. Meksika diyeyim, daha iyi. Binlerden yüz binlere döndük. Yani onu gizli tutuyorlar. Ama çok iyi bir stoper olduğunu biliyorum. Eğer o transferimize gerçekleşirse sol bek için işte 19 yaşında Gürcü futbolcuyla temaslar var, ama onda da biraz pürüz falan çıktı diyorlar. Dün son dakika bir pürüz mürüz vardı onunla ilgili, haberler vardı, doğru. Fiyat arttırımına falan, orası enteresan bir yer. Gürcüler onu geçen devre, yani sene başında da alacaktık ama son dakikada yine aynı hareketi yaptılar. Atıyorum 300 bin euroya anlaştınız, tam anlaştık okey diyorlar, sonra diyorlar ki yok, isteyen var 600 bin euro. Azarovi. Aslında Gürcü, evet. Gürcüler biraz daha Trabzon'a, futboluna biraz daha yatkın, biraz daha katkı sağlayabiliyor. Bunu özellikle Arçil evet, çok şey yaptı, Trabzonspor'u önerdi. Gerçekten iyi bir futbolcu olduğunu, ileride Trabzonspor'un para kazanabileceğini de söyleyerek önerdi. Umarım pürüzler giderilir. Yine de son dakikada yine bir fiyat artış falan yapmışlar. Trabzonspor kulübü de, özellikle başkanımız bu konularda çok hassas. Kesinlikle bunlara taviz vermiyor. Özellikle başkan yardımcımız Ertuğrul Bey de hiçbir şekilde bu konuda taviz vermiyor. Vişça konusunda da öyle. Hiçbir şekilde taviz verilmedi. Ya demin o söylediğiniz ismi kaçırdım ben. Meksikalı forvetin ismi neydi? Meksikalı stoper. Forvetin adı. Forvet stoper miydi? İzmir'den. Stoper miydi?
Onu söyleyeyim. Çok iyi bir stoper. Edgar'ın yerini çok rahatlıkla dolduracaktır diye düşünüyorum. Görüşmeleri halen daha devam ediyor. Bitme aşamasında diye bir bilgi aldım ben. Onun da bilgisini böyle Radyo Spor aracılığından Trabzonspor taraftarına vereyim. Peki. Ama isim vermediniz. Şimdi millet bana diyecek ki Aygün abi ismi bul şimdi diyecekler. Bana mesajda... Çok az çok şey yaparlar. Trabzonspor taraf yani bizi takip edenler, Trabzonspor taraftarı olanlar az çok bilirler diye peki, düşünüyorum. Peki. Aygün Bey biraz böyle hafiften böyle bir araştırdığınız zaman ismi çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Peki. Peki. Yani diyorsunuz araştırmacı gazetecilik yap diyorsunuz. Peki Cenk Bey. Çok teşekkürler. Yok estağfurullah. O konuda bir şüphemiz yok. Sadece dediğim gibi benim ağzımdan çıkması. Peki, peki. Aslında biz bizeydik. Kimse duymayacaktı ama neyse artık yapacak bir şey yok. Peki çok teşekkürler. Teşekkür kendinize bakın. Sağ olun. İyi çalışma. Teşekkürler. Zaten ikinci bölüme geçmeden önce bir 11-10 kala gibi bir Trabzon bağlantısı yapacağız. Çünkü Nihat abiyle dün konuşacağımız bazı konular vardı. Dün Edin Visser transferi son anda gelişmeler olunca apar topar Nihat abiye bağlandık. O konuyla ilgili detaylı bilgileri aldık Nihat Erence'den. Bugün zaten kendisi söylemişti yarına detaylı bazı transferler var. Onların isimlerini vermeye çalışacağım dedi. Belki de bu isimleri de öğrenmiş oluruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın, kolay gelsin Aygün Bey. Aleyküm selam. Kimle görüşüyoruz? Tüm Fatih. Buyurun İstanbul Fatih Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Yayınıza ilk defa katılıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey hani arayıp böyle bağlanayım gibi bir düşüncem yoktu da. Ben çok iyi bir Galatasaray taraftarıyım. Hı hı. Hatta yıllarını Galatasaray tribününde geçirmiş bir taraftarım. Hı hı. Belki 500'e yakın maçına gitmişimdir deplasman iç saha. Kombineli bir taraftarım. Hı hı. Kendi kulübümle ilgili birkaç eleştiri yapmak istiyorum. Buyurun, buyurun Fatih Bey. Ellerinizde rapper iki tane oğlum var. Allah bağışlasın. Bir tane 8 yaşında ve çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ki çevremizde de herkes bunu görüyor. Sol ayak mı? Sol ayak mı? Sağ ayaklı. Sağ ayaklı. Hmm. Evet ama çok süratli, çok hızlı yani kanat oynayabiliyor. Hmm. Çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hatta kendi çevremizdeki kulüplerde, amatör kulüplerde falan çağrıldı. İyi maşallah. Şöyle bir durum oldu. Ben bununla ilgili hani size bağlanmak istedim genel olarak. Yazın bir seçme yapıldı. Malum pandemi dönemi olduğu için katılım azdı. Hı hı. Katılım gerçekleşti. Oğlum gitti. Katılımdan sonra aranacağımız söylendi. Ben oynadığını düşünmüyorum. Yani yaklaşık bir kişi falan var sanırım. Geri aranmadık. Daha sonra... Kulübü aradınız mı peki siz bu konuyla ilgili? Fatih Bey, kulübü aradınız mı bu konuyla ilgili? Ben başka bir şey anlamak istiyorum. Şimdi, hani Türkiye'deki olayı vahimiyetini anlatmak istiyorum. Ne kadar Galatasaray'ı sevdiğim halde kulüplerimizdeki maalesef kötü bir durum. Ben istesem Galatasaray kulübünden, hani tribündeki abilerimizden, arkadaşlarımızdan kulübün içine kadar torpil bile destekleyebilirdim. Hani bir aranabilirdik, arattırabilirdik ama bunu hiç yapmadan, hani kimsenin hakkını yemeden biz yapabildiğimiz kadar yapalım dedik. Şimdi ilk oynadığı maçta çocuk 2 gol 2 asist yaptı. Maşallah. Bunu canlı izledim. Seçilmedik. Bir ay önce bakın isterseniz arayıp herkesi sorabilirsiniz. Sadece 2013 doğumlu benim oğlum ve Aralık doğumlu. 2014'lerle de oynayabilirdi. Bunu kabul etmediler. Yani Ocak 2013'lü ile arasında bir yaş fark olduğu halde yine biz tamam dedik. Yine oynatıldı. 3 gol 2 asist yaptığı söylendi. Bu da şöyle oldu. 21 tane çocuk katıldı bakın. Koskoca Galatasaray seçmelerine 21 tane çocuk katıldı. Bu kadar vahim bir durumdayız. Türkiye'nin geleceği gerçekten futbol açısından vahim. 21 çocuğun arasında Flora Metin Oktay tesislerinde belirlenerek izletilmeyeceği söylendi. Bizi almadılar içeri. İzletilmedik. Oyun oynandı. Antrenman yapıldı. Maç bitti. Oğluma sordum dedim. Nasıl geçti? Baba çok iyi dedi. Ne yaptın dedim. Baba 3 gol attım dedi. 2 tane de attırdım. Hani şöyle baktığım zaman 3 gol 2 asist benim için çok iyi gibi. Evet. Ama onlar nasıl bir kriterdiler bilmiyorum. Ve inanır mısınız 21 çocuğun arasından aranmadık. Yani şimdi siz bir takım kuruyorsunuz. 8 yaş grubu. En azından bir 20 tane futbolcunuz olması gerekir değil mi? Evet. 20 tane çocuğun arasından seçilemiyoruz. Yani 21 tane çocuk katılmış ve bunun arasından dahi seçilemiyoruz. Siz kaç tane futbolcu yetiştireceksiniz ki bunları karşılıklı top oynatacaksınız? Hadi 11-11 olmasın da 8'e 8 olsun, 7'ye 7 olsun. Hiç mi deneme şansınız yok? En azından bir hafta alın, 10 gün alın, 20 gün alın.
bir seçmede belki göremeyebilirsiniz. Ama 20 kişinin arasından da mı seçemiyorsunuz? Peki yani, şunu soruyorum. Siz aradığınızda ne cevap verdi onu merak ediyorum ben. Hala o kısmı anlayamadım ben. Kulübü herhangi bir şekilde aramıyorsunuz. Sadece onlar sizi arıyor. Ama zaten siz arayıp da... telefonlarına dönüş yok. Ha, siz kulübü aradığınız zaman dönüş yapılmıyor anlamında anladım. Doğru anladım değil mi? Tabii telefon zaten telefon açılmıyor. Hani sadece çalıyor. Allah Allah. Evet. Yani zaten buradan Galatasaraylı yetkililer duyuyorlarsa veya kulübe yakın kişiler şu anda ben aslında bu konuyla ilgili Galatasaray TV'nin spor müdürü arkadaşım benim de aynı zamanda TSD yönetimden arkadaşım. Arayacağım hakikaten söyleyeceğim. Altyapıyla ilgili böyle bir şikayetler var diye bir ileteceğim ben bilginiz olsun Fatih Bey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle söyleyeyim bakın gazetecilerden hani isim vermek istemiyorum. Benim kendi müşterim olarak çok sevdiğim insan da var. Bununla ilgili hatta Necati Ateş kendisinin çok samimi arkadaşı. Ben isteseydim Necati Bey ile bile görüşürdüm. Ama dediğim gibi yani bu torpil işleri bitmeli. Ben şu an bakıyorum mesela Feguli'nin çocukları Galatasaray'ın altyapısında top oynuyor. Tamam belki bir ayrıcalığı olacaktır ama 20 tane çocuğun arasından seçilemiyorsa çocuklarımız ve 3 gol 2 asist yaptım baba diyorsa ya bunun altında ben artık normallik aramıyorum ki diyorum ya bakın ben 500 tane belki Galatasaray maçını tribünden izledim. Çocuğunuzun adı neydi Fatih Bey? Çocuğunuzun adı ne? Çocuğunuzun adı ne? Ömer Efe. Ömer Efe anladım. Hı-hı. Ömer Efe koç evet. Tamam. Yani ülkemizdeki durum gerçekten vahim. Şöyle bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? İleride benim oğlum futbolcu oldu. Atıyorum Gençler Birliği'nde futbolcu. Galatasaray'a gidip onu almak istedi. 5 milyon euro para teklif etti. Gün gelip bir gün dediği zaman ya ben iki yarı Galatasaray seçmelerine geldim. Beni hiç değerlendirmediniz. Almadım. Ya o kapılardan dönüp öyle çok oldu ki bu olaylar maalesef ligimizde. Evet. Alınmayıp o kapılardan dönen daha sonra da milyon euroları oralara dönen futbolcular evet. O kadar çok oldu ki maalesef. Maalesef altyapının bakın, en büyük sıkıntısı zaten Fatih Bey. Beni şöyle biliyorsunuzdur. Petrol Ofisi 93-94 sezonunda birinci ligdeydi. Ben profesyonel futbol oynadım. Sarı Tarık dediğimiz Fenerbahçeli Tarık'la beraber Gençler Birliği'nden Fenerbahçeli Tarık Daşgün evet abimiz ben onunla beraber altyapıdan çıktım. O Gençler Birliği'ne transfer olduğu zaman ikincilikteyken biz altyapıda oynuyorduk o dönemler. Petrol Ofisi kapanmadan önce. O da ne büyük topçuydu Tarık ya. Yazık oldu ona. Mükemmeldi. Tarık abi. O da yazık oldu. Ona da yazık oldu maalesef. Kendisi de çok iyiydi. Kardeşi de çok iyiydi. Evet. Kardeşi de Ankara Demirspor'da oynuyordu. Kardeş de oynuyordu. Doğru. O da mükemmel bir futbolcuydu ama o gelişemedi. Tarık abinin hatası yani Fenerbahçe'ye belki biraz erken gitti. Çok yetenekliydi. Çok büyük paralara gitti. Erken geldi. Yok. Bir de o dönemde maalesef özel hayatta. Ben açıkça söylüyorum bak Yusuf Şimşek gibi. Onu söylemek istemedim aslında. Ben söyleyeyim. Evet. Yusuf Şimşek de öyleydi mesela. Çok büyük topçuydu. Evet. Maalesef o dönemdeki futbolcuların büyük bir kısmı özel hayatları nedeniyle yok oldular. Öyle söyleyeyim. Peki evet. Çok teşekkürler Fatih Bey. Ben bu konuyla ilgileneceğim merak etmeyin. Yani çok gerekli yerlere söyleyeceğim. Tabii ki onlar artık değerlendirmeye onlar yapacaklar. Ben değil. Yani bilginiz olsun. Yani altyapılara önem verilse dışarılara 3.000-5.000 eurolar, milyonlar verilmez. Gerçekten peki. İlgilenilmiyor. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Sizler de iyi günler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Altyapılarla ilgili hakikaten ben de gidiyorum bazen izliyorum. Çok yetenekli çocuklar var. Ufak çocuklar var. Böyle ufacık boyuyla böyle o kocaman topları alıyorlar ve öyle bir güzel oynuyorlar ki sol ayak sağ ayak falan filan. Ama Cemil abinin şöyle bir cümlesi vardı. Ben hatta dedim ya Cemil abi dedim. Cemil Turan. Ya binlerce öğrenci geliyor dedim yani. Binlerce kişi geliyor. Ya dedi Aygün dedi. Binlerce geliyor ama dedi. Bunların içinde dedi, bakma sen dedi. Böyle de 1.000 tane de 1 tane bulursak dedi çok büyük şans dedi. Bazen 1.000'de 0 bile oluyor dedi. Ama bazen öyle bir geliyor ki 1.000'de 10 oluyor dedi. 1.000'de 20 de olabiliyor dedi. Büyük şans dedi ama özellikle şu altyapılarla ilgili, altyapı hocalarıyla ilgili, altyapı hocalarına ödenen rakamlarla ilgili, altyapıda gelen çocukların eğitimleriyle ilgili biraz daha destek verilmesi gerekiyor. Devlet zaten elinden geleni yapıyor. Amatör branşlara büyük paralar aktarıyor ama maalesef kulüplerimiz bu paraları transferlerde kullanıyorlar. Altyapılarda kullanmıyorlar. Oraya getirilecek olan futbolcuların milyon eurolarını harcıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Evet deminki dinleyicimiz dedi ki işte dedi bir tane futbolcu geliyor dedi Meksika'dan dedi. Hemen söyleyeyim. Meksika Tras Carlos Salcedo
Meksika'nın stoperi Carlos Salcedo. Kim gönderdi? Osman Şenkal. Öyle bir dinleyicilerimiz var ki hemen gördüğünüz gibi benim araştırmam bile gerek kalmadan Edgar Lane'in boşluğunu tartışmasız bir isimle doldurmak için çalışmalara başlayan Trabzonspor, Meksika'nın Tigres takımında forma giyen başarılı savunma oyuncusu için nabız yoklamaya başlamış. Carlos Salcedo ismi. Bilmiyorum doğru mu? Osman Şenkal'a da çok teşekkürler desteğinden dolayı. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhabalar. Kime görüşüyoruz? Serkan, ben İstanbul'dan arıyorum. Buyurun Serkan Bey. Spor taraftarıyım. Buyurun. Şu konu için aradım. Az önce bir mesaj okudu. Eskişehir kulübü Trabzon. Evet, 400 bin euroymuş. Evet. Şimdi konu şu. Konunun detayını çok iyi bilmiyorum. Açıkça söyleyeyim. Zaten demin de söyledim. Size, onun için aradım zaten. Başkan daha önce de bu talep etti Eskişehir Spor Kulübü Trabzonspor'dan bu yazı şeyle ilgili. Yazı verilmesi. Evet. Yazı verilsin. Borcu olmadığına dair yazı. Hı? Evet. Yani geçici olarak versinler diye şartlar. Ama başkanım da şunu söyledi meslekinde. Yani bize bu borcu yani tamam verebiliriz ama dedi. O yıl bizim de şampiyonluğu kaybettiğimiz sezon. O maçtan sonra Mustafa abimiz kalp krizinden vefat etti bir taraftarımız. Mustafa abimizin acaba hakkını nasıl ödeyeceğiz o zaman dedi. Bunun için bu borçları sadece bir para borcu değil. Başka borçlar var. Mustafa abimizden helallik almaları gerekiyor. Ondan aldılarsa diyor biz de şeyi veririz dedi. Temiz kağıdını dedi. Anladım. Sadece bir para değil olay. Anladım. Bunun için biz Trabzonspor taraftarı olarak ben de tabii ki Anadolu takımları güçlensin, destek verelim ama Trabzonspor şu anda çoğu kulübe veriyor. Yani şu anda mesela Giresunspor'a futbolcu yolluyoruz. Kalitesi takımları destekliyor Trabzonspor. Bu konuda bayağı yardımcı oluyor. Yapmaya devam etmesi gerekiyor. Ama kesinlikle ben de bir taraftar olarak istiyorum ki Mustafa abimiz de helallik alsınlar. Ondan sonra para önemli değil. Para da biliriz yani. Net şekilde ben de bu taraf bu şekilde şeydim. Peki. Bir de şey, Visca konusunda transfer gerçekleşirse bir kere şampiyonluk yarışındaki bütün rakiplerimize bir psikolojik olarak da üstünlüğü sağlamış olacaktır Trabzonspor. Yönetim konusunda teşekkür ediyorum konuda. Biraz heyecanlıyız galiba konuşurken. Nefes. Evet. Nefes bir. Ama gerçekten yıllardır beklediğimiz bu olay aynı bizim bir Serdar Taşçı olayımız vardır. Her sezon transfer sezonunda Serdar Taşçı Trabzonspor. Evet ya haba doğru okuyordum ben onu Serdar Taşçı. Ona benzeyecek gibi oldu. Yani. Doğru. Ona doğru gidiyoruz ama inşallah bu sene biteceğiz diye düşünüyoruz. Ama biz kadar gerçekten Trabzonspor için biçilmiş bir kaplan. Çünkü sağ kanatımız, sağ açımız yok. Solda bakıyor hemen. Sağda biz de. Takım ileride zaten Collins var, Can İnönü'miz var. Cornelius yani, zaten Hamsi'yi saymıyorum. Zaten yani öyle bir maestro gibi bir insan. Evet, maalesef Hamsi sanki bir orkestra şefi gibi. Aynen. Zaten onun için takım çok güzel olacak inşallah. Peki. Yani bunu da çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Kendinize bak. Aygün Bey bilginiz olsun. Yani çok güzel para değil ya. Trabzonspor parayı önemli değil. Yani. Nereye vermiş ki paraları Trabzonspor? Ya 400 bin euro baktığınız zaman yani yanlış anlaşılmasın hakikaten kulüpler açısından. Ben de şunu anlamıyorum. Yani, Aygün abi yani Eskişehir gibi büyütmüş şehir. Yani galiba bir yardım kampanyası başlatmışım. Demin ya, internette gördüm onu. Hemen bir anda vermeleri gerekir diye düşünüyorum. Yani olay bu kadar çok büyütülmeli. Ama şöyle yani şimdi Eskişehir nereden nereye geldi? Kolay değil. Şu an gelirler yok. Giderler çok. Borç almış başını gidiyor. Kolay değil yani. O. Bir iş adamı çıkıp yani ben Trabzon'da bu olaylar olsa hani olmaz. Olsa Trabzon'u bir tarafta çıkar verir ya. Doğru. O parayı verir ya. Veya olmazsa yani, bir kampanya yapılabilir Eskişehir'le ilgili. Evet, Eskişehir Spor'la yani, ilgili. Yani yapsın. Ama bizim konuda bu konuda netim. Ben de netim. Bu konuda katayım. Mustafa abimiz de helallik alsınlar. Mustafa abimiz de helallik veriyorsa biz de veriyoruz. Peki. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ ol. Sağ olun Serkan Bey. Kendinize iyi bakın. Evet. Mesajlar yağıyor. İsmail Karahaslan. Abi günaydın. Fenerbahçe hocasız kaç gün daha geçirecek demiş. Sormak isterim demiş İsmail Karahaslan. Fatih Ulk. Aygün abi seni bir gün görmesem kör, iki gün görmesem kötürüm, üç gün görmesen ölürüm. Saçlarımız beyazladı, bu Fenerbahçe ne zaman yüzümüzü güldürecek demiş Fatih Ulk. Güzel. Aygün abi seni bir gün görmesem kör, iki gün görmesem kötürüm, üç gün görmesem ölürüm demiş. Allah korusun sevgili Fatih kardeşim. Hakan görüyorsun değil mi mesajları? Şiirler geliyor yani. Farkında mısın bilmiyorum ama. Günaydın. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hayırlı yayınlar. Erol ben. Erol Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Çok kısa bir İSKA transferi buyurun. Mümkünse. Tabii ki buyurun. Ya şimdi
Eğer bu... Siz Trabzon taraftarısınız değil mi? Trabzonspor taraftarısınız değil mi Erol Bey? Yok, ben Beşiktaş taraftarıyım. Ha, Beşiktaş taraftarısınız. Ha. Evet, aynen öyle. Eğer yazılan bu 3,5 milyon euro artı 500 bin euro şey bonusu. Şampiyonluk bonusu mu? Evet, şampiyonluk bonusu. Ve artı yanlış okumadıysam senelik 1 milyon euro imza parası doğru mu acaba? Yani bir bilginiz var mı bununla alakalı? Şimdi rakamın 4 milyon eurolar civarında olduğunu duydum. Yani 4-2'lerde 4'lerde olduğunu duydum ama 1 milyon euro imza parasını duymadım açıkça söyleyeyim. Programın ikinci bölümünde bir bağlantı yapacağız. Trabzon muhabir arkadaşımıza bağlanacağız. Ondan detayları öğrenirim. Ama zaten 4 milyon euro bir bonservis bedeli Sayın Göksel Gümüşdağ zaten açıklamıştı biliyorsunuz. Bu paranın verilmesi. Ama imza parasını duymadım açıkça söyleyeyim. Duymadığım bir şey üzerinden yorum yapmak istemiyorum. Evet, ben Beşiktaş taraftarı olarak üstüme ne kadar düşer Trabzon hakkında konuşmak bilmiyorum ama bir futbol sever olarak en azından bir yorum yapmak istedim. Sezon başında Dorukhan için de oldu yanlış hatırlamıyorsam. Boşta olan bir oyuncu için, hatta hiçbir isteyen kulüp olmayan bir futbolcu için yine yanlış hatırlamıyorsam, yani bunda da bir teyit alırsanız çok sevinirim. Dorukhan için de bir senelik 1 milyon euro imza parası verildi diye hatırlıyorum. Ya Türk futbolu için çok kötü örnekler diye düşünüyorum bunlar. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru düşünüyorsun. Şimdi bu yeni moda imza paraları oldu. Biliyorsun bonservis elinde olan futbolcular işte kulüp diyor ya, işte biz diyor bonservissiz aldık diyor ama maalesef baktığın zaman, detayına baktığın zaman futbolcular bonservissiz gelmiyorlar. Kendilerine o parayı alıyorlar. Kulüpleri olmamış oluyor ama imza parası bilmem ne parası diyerek gene kulüplere yükçe miktarlarda para ödettiriyorlar. Dorukhan'la ilgili de o dönemde yurt dışından da teklifler vardı hatırlarsan. Fakat olmadı. Özellikle teknik kadronun istediği bir isimdi. Ondan dolayı da transfer gerçekleşti. Ama o ilk dönemde Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deyken de Dorukhan'la ilgili düşünceleri vardı. Hatta Dorukhan'ın gelmesi yönünde yönetimle konuştuğunu biliyorum. O dönemde 1,5 milyon eurolar falan filan konuşuyordu. Rakamları ben öyle söyleyeyim. Ama ondan sonra tabii bir anda durdu her şey. Emre Belözoğlu'nun ayrılması falan filan. Dorukhan farklı bir yurt dışı olayım olacak dedi. Olmadı falan filan. Farklı noktalara geldi. Ama imza parasını bilmiyorum. Onu da sorarım. Bilginiz olsun. Ya en azından bir cevap verirseniz çok sevinirim. Tabii ki. Çok tabii ki Erol Bey. İyi günler diliyorum size. Sağ olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağ olun. Evet, telefon artık almıyoruz. Bir Trabzon bağlantısı yapalım. Eğer uygunsa şimdi Nihat abi, o da yoğun çünkü. Çünkü hakikaten Trabzon'da bu ara transfer anlamında da bir yoğunluk yaşanıyor. Futbolcular geliyor. Abdullah Avcı'nın istediği kadro zaten oluşturulmuştu. Onun üzerine takviyeler yapılıyor. Tamamen biliyorsunuz Trabzonspor bu sene yapılanmaya baktığımız zaman şampiyonluğu hedefleyen bir kadro oluşturdu. Yani yaş ortalamasına baktığınız zaman çoğunlukla tecrübeli ve yıldız isimler alındı. Şampiyonluğu hedefleyen bir kadro oluşturdu Sayın Abdullah Avcı. Tabii ki bunun üzerine önümüzdeki yıllarda yavaş yavaş hem gençleştirme anlamında bazı isimlerle yollar alacak. Yavaş yavaş sistemi oturtacak. Zaten biliyorsunuz Abdullah Avcı sistem hocası. Sistemini kuruyor. 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl. Ona göre de sistemi kurduktan sonra da yavaş yavaş operasyonlar yapıyor. Evet, dün Nihat abi attığımızdaydı. Karadeniz Gazetesi'nin spor müdürü Nihat Erenci attığımızdaydı. Hatta Edin Vişka ile ilgili ilk bilgileri ondan aldık. Şimdi tekrar Nihat abiyle de sözleşmiştik. Bugün de tekrar görüşeceğiz diye. Hattımızda Karadeniz Gazetesi'nin spor müdürü Nihat Erenci var. Nihat abi hoş geldin yayınımıza. Teşekkürler Aygün. Bütün Radyo Spor dinleyenlerine tekrar Trabzon'dan sevgiler, saygılar. Hava nasıl diyeceğim? Yani şöyle, hava çok, yani normal hava bugün biraz kapalı Trabzon'da. Hayırdır? Ama şeyin havası güzel tabii ki. Yaşanan olaylar, son dün, özellikle dünkü gelişmeler takım adına çok güzel. Şimdi iki önemli transfer. Gerçekten yani taraftar uzunca bir süredir bekliyordu bu haberleri. Tabii ki önemli olan bu beklentilerin yani yönetim tarafından karşılanması gerçekten çok güzel. Ama tabii ki oyuncuların şehre gelmesi, özellikle şimdi sol bek olayı tamamen bitti.
Şimdi taraftar dört gözle Edinvişe'yi şehre bekliyor. Abi şunu sormak istiyorum Edinvişe'yle ilgili. Sözünü de kestim. Şimdi demin bir dinleyici de bağlandı. Erol Bey'di tahmin ediyorum. Öyle hatırlıyorum. Erol, yanlış hatırlamıyorsam da özür diliyorum kendisinden. Şimdi Edinvişe transferinde veya Dorukhan transferi de mesela. Böyle Edinvişe'den bahsedelim istersen. Maliyeti ne oldu? Yani konuşulan rakamlar 3,5 işte şampiyon o zaman 500 bin şampiyonluk prim yok. Şu olursa 1 milyon falan tarzı böyle rakamlar konuşuluyor. Detaylı bilgi var mı bu konuda? Nedir son durum? Ya şöyle hani şunu da söyleyeyim, ben öğleden sonra şeydeyim. Kripto olacaksın. Bugün bir ziyaretimiz olacak. Hı hı. Ömer Sarıoğlu'yla uzunca bir süredir görüşüyorduk. Hani davet etmişti bizi de. Hı hı. Fakat işte maç yoğunluğu, onların yoğunluğu, bizim yoğunluğumuz bir türlü iş olmadı. Bugün kısmetse saat 14 gibi şeyde olacak. Trabzonspor kulübünde olacak. Hem bir nezaket ziyareti olacak. Şimdi biz bunları aslında daha detaylı orada konuşacağız. Ama 3 yani, aşağı 5 yukarı gene bilgi sahibisiniz. Ya şöyle tabii ki yani normalde rakamlar 6-7 gibi konuşuluyordu. Hı. Ama şu anki gelen rakamlar yani hani bu transferin yaklaşık bir 4-4 milyon euro, ki iyi bir para. Çok iyi bir para. Yani geneline, totale baktığınız zaman... Bu bonservis bedeli anlamda söylüyorsun değil mi? Yok, bonservis şu anda 3,5 konuşulan rakam bu. Yani 3,5 verildi. Ama o arada bir 500 bin euroluk bir oynama var. Yani işte mesela ben onu çok merak ettim. Şampiyonluk diyorlar abi. Eğer şampiyon olursa Trabzon, bonus olarak da Başakşehir Kulübü'ne verilecek olan para. 500 yani bin euro. Işte, onu ben bir türlü doğrultamadım. İşte mesela merak ettiğim sorulardan bir tanesi oydu. Aynen ben de dinleyenler gibi ben de merak ediyorum. Çünkü dün onu ben 3-4 yere, değişik yerlere onu sordurdum. Hani yani en fazla benim en son konuştuğum nokta, hatta senden bağlantı yaptığımızda şunu söylemişlerdi. Yani bizim normal Edinvişe için ayırdığımız bütçe 3 milyon euro dediler. Bunu geçme şansımız yok dediler. Ona rağmen şimdi 3,5 kere bir 500 bin euroluk bir sapma oldu orada. Hmm. Yani konuşulan rakamları söylüyorum. Şimdi bir de böyle bir sezon sonu 500 bin euro da hani şey olursa 4 rakamı. Ha, Edinvişe için 4 rakamı çok mu? Değil tabii. Yani 7'lerin, 8'lerin, onların konuşulduğu bir piyasadan siz 4 milyon euro ile bir Edinvişe gibi çok kaliteli bir oyuncuyu alıyorsunuz ki bana göre Trabzonspor'un belki de hani nokta transferin ötesinde bu tam isabetli transfer oldu bu. Çok yararlı olacağını düşünüyorum. Yani şu anki yani genel total maliyette 3,5 milyon euro iyi para. İşte dediğim gibi 500 bin euro şampiyon olduğunuzda o 500 bin euro çok fazla sizin gözünüze batmayacak. Bir de öyle de düşünmek lazım. Doğru. Yani şampiyon oldunuz, sezonu uzun yıllar sonra mutlu sonla bitirdiniz. O 500 bin eurolar, belki 1 milyon eurolar bile çok sizi etkilemeyecek. Bana göre tabii ki iş tamamen resmileşir. Resmi imzalar atıldıktan sonra onları daha mesela seninle otururuz, daha şeyini konuşabiliriz. Oyuncunun takıma katkıları neler olabilir? İşte bu transfer hakikaten belki maliyetine baktığın zaman yüklü gözükse de işte sezon sonu için onu diyeceğiz. Siz şampiyon oldunuz. Uzun bir yıllar geçmiş, şampiyonluğu kazanmışsınız. Bir onun vermiş olduğu bir şey var, moral, motivasyon ve bir de hem şampiyonluk apoletinin yanı sıra bir de playoff oynayıp Şampiyonlar Ligi'ne de kalırsanız önemli bir para da kasanıza koyacağınız ki o zaman ne olacak? Size o 1 milyonlar ya da 500 bin liralar çok fazla bir hani rahatsız edecek bir durum olacağını düşünmüyorum. Azarovi'de son durum ne abi? Şöyle, dün çocuk geldi. Ben aslında dün sağlık kontrolü de bekliyordum. Yani hatta senden önce akşam saatlerinde Özgür'ün, senden sonra daha doğrusu, Özgür'ün yayınına böyle kısa süreli bir bağlantı olmuştu. Orada da şunu söyledim. Dedim ki şu anda o kadar taraftar takip ediyor ki transferi, Rize'yi geçmiş diye şeyden uydudan takip ediyorlar. Ha, doğru doğru, dün öyle muhabbetler vardı. Doğru. Evet, Rize'yi geçmiş, yani doğruydu, birebir doğru bir bilgiydi. Hı hı. Bugün sağlık kontrolleri olacak onun da. Ben her iki futbolcunun da işte bugün yani belki birkaç saat içinde öncelikle kapa hani oyuncularla görüşüldüğü yolunda. Hı hı. Çünkü kulüplerin onayı olmadan biliyorsun
daha henüz resmi transfer olmadığı için, sezon açılmadığı için kulüplerden birincisi onay alınacak bu konuda transfer görüşmesi için. Kapa bildirimlerinin olacağını düşünüyorum. Azarovi yani bir problem yok. O sezon başında da çok istenmişti ama hoca biraz daha tecrübeli bir isim istiyordu. Fakat şimdi orada şu var. Trabzonspor'un 97 ve daha üzeri yani 98, 99, 2000, 2001 gibi doğumlu bir oyuncu hakkı vardı. Boştaydı o. Şimdi Irak'la Azarovi o şeyi kapattı. O açığı da kapattı. Dün yine mesela Gürcistan'dan burada çok yakın olan, zaten çok bir uzak bir yer değil Gürcistan Trabzon'a. Dostluklar da çok iyi. Oradan bir spor adamıyla konuştuğumuzda şunu söyledi. Türkçeyi de çok iyi biliyorlar. Çok iyi konuşuyorlar. Arkadaşım yani sporun içinde bir arkadaşım tarafından aratmıştım. Şöyle dedik ya abi diyor, senin yüzünden dedi fırça yedim şeyler. Batumiler'den dedi. En iyi adamımızı aldınız diye. Yani çocuğu yani çok övüyorlar. Umarız tabii ki hani oynamadan ne söylesek boştur. Çünkü çok da bildiğimiz bir futbolcu değil. Çok övüyorlar. Ayağını iyi kullandığı, işte iyi ortalar yaptığı. Tek eksik yanı fiziksel olarak biraz daha böyle eksik, yani zayıf bir görüntüsü var ama bazen biliyorsun ince zayıf futbolcular yani kolay kolay düşmez. İkili mücadelelerde sağlam kalır. Umarız Azarovi de yani o beklentileri karşılar. Hatta oradan bir tanesi bu Bayern Münih'in sol beki var, Kanadalı. O oyuncuya çok benzetti. Yani şey olarak dedi, oyun stili olarak adam geçmesi, işte sık sık hücuma çıkması o şekilde dedi. Tabii hep bunları biz şu anda hani izlemeden konuşuyoruz. Umarız izlediğimizde de bu yaptığımız yorumların belki daha iyisini yaparız diye düşünüyorum. Şey soracağım abi, bir de Meksikalı bir Carlos Salcedo. Evet. Nedir onda? Ya şöyle, dün onu da yine hani benim bu hani bizim klasik şeylerimiz vardır ya, özellikle transfer döneminde çok yararlandığımız kulüp içindeki veya kulübe yakın kaynaklar diye ifade ederiz. Öyle diyelim. Kulübe yakın bir kaynaktan aldığım yani görüşüldü, menajerleriyle görüşüldü, hatta futbolcu gelecek. Bugün ben şöyle bir haber yaptım yani ona istinaden. Özel uçakla, çünkü artık pandemi dönemi nedeniyle şeylerde hani hatırlarsın Gerson Fernandez'i Galatasaray ambulans uçakla getirmişti. Şeyden hani o sıkıntıyı yaşamamak için biliyorsun belli bir müddet 10-12 günlük dışarıdan gelen futbolcuların karantina süresi o süreci yaşamama adına böyle bir şey olacağı konuşuluyor. Yani onu da bekliyoruz. İyi bir stoper. Meksika milli takımında defalarca oynamış. Yapılı. Yani şöyle dedi hatta konuştuğumuz kişi de, yani Vitor Hugo'nun biraz daha şeyi dedi. Yani daha hareketlisi. Hugo yani bazen tek hamleleri yaptıktan sonra ikinci hamleyi biraz zor yapıyor ama bu dedi biraz daha şey, yani birinci hamleyi yaptı, rakip geçti, hemen ikinciyi de yapabilme özelliği var. Ki eğer gerçekten o da aslında çok bilinen tanınan bir futbolcu ama açıkçası ben çok fazla izlemediğim için hani yani şöyle bir yorum yapma yanlışlığı olur ama onların söylediği, yani benim bilgi aldığım kişinin söylediği, Hugo'nun biraz daha hareketlisi, sağlam yapılı, çok yani birebirlerde çok iyi, kolay kolay hani rakibe ikili mücadelede öyle hemen pes eden bir yapısı yok diye böyle güzel diye, yani şu var asıl Aygün, şunu bizim konuşmamız lazım. Daha henüz transfer döneminde, yani ara transfer ikinci yarı başlıyor. Diğer kulüplerden bir tane hamle yokken Trabzonspor'un şu anda 3 tane oyuncuyu yani resmiyete dökme aşamasına gelmesi, asıl bence konuşulması gereken o. Tıpkı sezon başında olduğu gibi nasıl yapmıştı Trabzonspor? Bir başladı hızlı. Belirli futbolcular, oyuncular belli. Yönetimde bunları hemen çabuk bitirmeye başladı. Şu anki şeyde, yani yapılan uygulamada aynı bu şekilde. İşte mesela hocanın istediği, işte izleme komitesinden gelen tavsiyelerine izlenilen, bakılan, evet bu olsun denilen oyuncuların hepsi teker teker alınıyor. Yani çok önemli, çok bana göre de yani yine yönetimi Abdullah Avcı işbirliğinin güzel bir örneği diyebilirim. Peki
farklı isimler gene var mı? Yani transfer duracak mı o üç isimden sonra? Yok yok değil. Mesela yerli oyuncular da düşün. Mesela ben bugün bir tane dün de menajer vasıtasıyla aldım. Belçika lideri bu sezon çok sürpriz bir şekilde Belçika'nın lideri olan takımda Türk bir oyuncu oynuyor. Alman doğumlu. Deniz Uğur sanıyorum, yanlış söylemeyeyim. Şimdi bu oyuncuyla ilgili de bunu da takip ediyorlar. 25 yaşında çok böyle hani böyle tıknaz ama nokta yakaladığında atan santforlar vardı. Bu sezon adamlar 50 gol atmışlar. Bunun 25 tanesi oyuncudan gelmiş. Yani Belçika'da düşün, çok önemli ekipler varken aşağıdan alt ligden gelmiş. Geçen sezon 2'den birinci lige, Belçika birinci ligine çıkmışlar. Bu sezonda çıkar çıkmaz yani biraz da ben o bana Trabzonspor'un geçmiş yıllardaki gibi hani aşağıdan geldi, lige çıktı, lige çıktıktan sonra da yine başladı geleni geçeni yenip aynı o özellikte bir takım. Oradaki oyuncuyu takip ediyorlar. Ama tabii oyuncu şu anda bir hayli, özellikle daha ligin ilk yarısında bu denli böyle yaklaşık 25 gole katkıda bulunması, tek avantajı şu, Türk olması. Yani bunu da takip ediyorlar. Olur olmaz onu bilemem ama takip halinde olduğu Deniz'i de takip ettiklerini biliyorum. Onun ötesinde bir tane yerli santfor alınacak. Daha önce de söylemiştim. Bu Adana Demirspor'dan Trabzonlu çocuğu Samet'i düşünüyorlar. Hmm. Adana Demirspor'la görüşmeler var. Fatih Kurucu'nun adı da çok çıktı Hatayspor'dan. O çok sürpriz. Yani bazen Trabzonspor onu yapıyor. İşte hani sağ gösterip sol vurma diye bir deyim var ya. Yani ben oradan bir Samet olmazsa Fatih Kurucu olabilir diye de düşünüyorum. Çünkü Abdullah Avcı'nın stoper belgesi için yani bir yabancının dışında bir tane de yerli oyuncu istediğini biliyorum. Şimdi zaten alındı. Edindikçe hani resmen bitmedi ama alındı. Efe Can Karaca'nın ismi hala sıcaklığını koruyor. Yani orada da yine bir sürpriz yaşanabilir. Şimdi belki bazıları diyecek bu kadar adamı ne yapacaklar diye. Trabzonspor son lig maçına çıktığında yani 6 tane stoperi vardı. Stoper oynayacak oyuncu zor buldular. Doğru. Sakatlıklar olabiliyor. Bir de pandemi dönemi tabii sıkıntılar yani, olabiliyor. Hatta doğru. iyi ki Ahmet Can varmış. Yani U19 takımından iyi ki varmış dedik. Çıktı Ahmet Can da çatır çatır oynadı yani. Yani bence yapılan transfer politikası son derece akıllı. Fazla gibi gözükse de siz eğer şampiyonluğu düşünüyorsanız kadronuz çok alternatif ve çok geniş olması lazım ki bence doğru hareket ediyor diye düşünüyorum. Nihat abi çok teşekkürler. Sağlısın, iyi yayınlar diliyorum, görüşmek üzere. Sağ ol. Hattımızda Karadeniz Gazetesi Spor Müdürü Nihat Erence vardı. Şimdi son dakika bir gelişmesi var. Onu okumak istiyorum. Sayın Fatih Terim'den bir açıklama geldi sosyal medya hesabından. Daha sonra da araya gideriz. En üst gayrette çalışmaya devam edeceğimi bilinmesini istediğinde uzun bir açıklama. Onu okuyacağım şimdi sizlere. Son günlerde hakkımda yapılan haberleri belli planlar dahilinde oluşturan dedikodu içerikleri paylaşımları büyük bir dikkatle takip ediyorum. Biliyorum ki Fatih Terim ile Galatasaray isminin yan yana gelmesinden duyulan rahatsızlık yeni değil. Her sezonun belli bölümlerinde mevsimsel olarak kendisini tekrar eden benzer içerikli saldırılara karşı artık çok daha hazırlıklı olduğumun da ayrıca bilinmesini isterim. Galatasaray'da yaşadığımız birçok başarının ardından sezon başında Sayın Başkanımız liderliğinde yönetim kurulumuzla birlikte Galatasaray'ın yalnızca bugününü değil geleceğini şekillendireceğimi düşündüğümüz Türkiye şartlarında pek de kolay cesaret edilmeyecek bir proje için yola çıktık. Bu yolculuk esnasında yüzleşmemiz gereken sayısız zorluk olduğunu, bu hedefin gerçekleştirebilmesi adına büyük fedakarlıklar yapılması gerektiğini, toleransın neredeyse hiç olmadığı bir futbol ikliminde skor kadar geleceğe endeksi bir takımı, isimleri Galatasaray ile beraberken herkesi sürekli başarıya alıştıran insanlar olarak tüm futbol kamuoyunun kabul ettirmenin hiç de kolay olmayacağını biliyorduk. Bu
Sonunda kulübün geleceği adına kendi ismini, kariyerini risk etmekten çekinmeyecek kadar cesur insanların seçeceği ve sonuna dek arkasında gideceği bir yoldu ve bu yola Sayın Başkanımızın desteği, yönetim kurulumuzun teveccühü ve taraftarımızın güveniyle hep beraber çıktık. Sezonun bu bölümünde geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz pozisyonda olmadığımız bir gerçek. Bunun sorumluluğunu bir kişiye ait ise o benim ve yapılan tüm gelecek planının Galatasaray zarar verdiğini, bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım. Ancak Galatasaray'ın geleceği, futbolun geleceği, sosyal ve kültürel ortamda kendi yıldızını üretecek, ekonomik anlamda geri dönüşü olan kulübümüzün mali yapısını dengeleyecek oyuncular üzerinden bir strateji oluşturacağını, aynı esnada bütün hedefler için yarışmaktan geri durmayacağı bu projedir. Takımımıza çıktığımız yolun sondaki ışığı görüyorum. Bugün gelmeyen sonuçların bize döneceğini de biliyorum. Galatasaray ile Türkiye'deki tüm kupaları kazanma sevincini yaşayan, birçok ilki ve benzersiz başarı kendi kulübünde tadan, Avrupa'da çıtayı hep en üst yukarıya koyan bir teknik direktör olarak kariyerimin bu döneminde en önemli hedefim rakamsal olarak bir fazla kupa kazanmak veya daha önce elde edilen başarıları tekrar yaşamaktan öte arkamda önemli bir jenerasyon ve futbol mirası bırakabilmektir. Bunun için yılmadan, yorulmadan ve vazgeçmeden sezon içinde yaşanılan en büyük hayal kırıklığı sonrasında da tüm desteğimin bizimle olduğunu paylaşan Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzun göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim. Saygılarımla Fatih derim. Evet, Fatih Hoca'nın açıklamasını verdik. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Fatih Hoca'nın açıklamasını verdim. Zaten onunla ilgili de detaylı birazdan bir yorumlayacağız. Şu an hattımızda görmeyen gelen milli takım oyuncusu Oğuzhan Yokuş var. Oğuzhan, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? Alo? Alo? Tahmin ediyorum hattan düştü mü Oğuzhan? Alo? Tekrar arıyoruz Oğuzhan'ı. Görmeyen gelen bir takım oyuncusu Oğuzhan Yokuş. Birazdan tekrar bağlantı kuracağız. Ama isterseniz bir iki mesaj okuyalım. Çok fazla mesaj var çünkü. Ondan sonra da kızıyorsunuz. Emre Yozoğlu şeyler atmış. Düğün fotoğraflarını atmış. Teşekkürler sevgili kardeşim. Nikah masasındaki fotoğraflarını atmış. Evet, attığımız demiş. Evet, görmeyen gelen bir takım oyuncusu Oğuzhan Yokuş attığımızda. Oğuzhan, yerimize hoş geldin. Nasılsın? Günaydın. Hoş buldum. İyiyim. Sen nasılsın abi? İyiyim. Yoğun bir gündem bizi bekliyor. Sevgili Oğuzhan, hazır mıyız gündeme? Tabii yani. Her zaman olduğu gibi diyorsun. Estağfurullah. Şimdi aslında şundan başlamak istiyorum. Yani geçen seneye baktığın zaman sevgili Oğuzhan, ilk yarıya bak, değerlendirdiğin zaman mesela ilk yarıyla ilgili neler söylemek istersin? Aslında oradan başlayayım istersen. Yani geçen senenin ilk yarısı böyle bir performans bekliyor muydun takımlardan? Yani geçen yıl derken bu yılın ilk yarısı tabii. Geçen olarak, tabii ilk yarı anlamda söylüyorum. Tabii okay, benim. Tamam. Bütün sezon değil yani, ilk 19 hafta itibariyle. Yani zaten düşme adaylarına baktığımız zaman veya şampiyonluk yarışının halihazırdaki süren takımlarına baktığımız zaman ortada müthiş değişkenlerin olduğunu görmek mümkün yani. Bunu hiç kimsenin beklediğini düşünmüyorum. Özellikle 3 büyük takımın dışarıda kaldığı bir denklemin bu kadar sert bir şekilde gözümüzün önünde olacağını ben tahmin edemezdim. Bugün kümede olan takımlara baktığımızda da, küme düşme adaylarına baktığımızda da oralarda da şaşırtıcı takımlar var zaten. Orada da nelerin olup olmayacağını zaten bekleyip göreceğiz ama şaşırıyoruz. Baktığımız zaman artık Anadolu takımlarının daha iyi transferler yapabildiklerini, daha iyi sistemler kurup bunun üstünden oyunlarını şekillendirip büyük takımlara zorluk çıkarabildiklerini görebiliyoruz net bir şekilde. İşte bunun son örneğini bize İlhan Palutlu Konyaspor gösterdi. Evet. Ne kadar dar kadroda olursa olsun 13-14 oyuncuyla da mücadele ediyorsa da bunu hakkıyla yapan, gerçekten ortaya bir oyun şablonu koyan, yenilikçi olan ve sürekli gelişen bir takımdan bahsediyoruz. İşte Alanya'nın bir dönem çıkışı oldu zaten, hem 2020-21'de hem 19-20'de zaten böyle bir durum vardı. Zaten öncesinde Aykut Kocamanlı bir Konyaspor'un böyle bir durumu vardı. Rıza Çalınma'yı Sivas'ı her zaman etkendir ki Avrupa'da temsil etme şerefine nail olduğu ülkemizi. Bu anlamda çokça değişkenler var. Yani burada baktığımız zaman tabii hikayenin
iç tarafını ele almak gerekir. Trabzonspor'un ligi sürprize etmesi ve hemen hemen herkes tarafından artık şampiyon olarak addedilmesi ki normal. Çok erken değil mi ama? Yani bir takımı böyle çok erken, sen de şimdi futbol oynuyorsun. Görmen gelen bir takım oyuncusun. Avrupa'da da birçok başarıların var. Gol krallıkların var. Ligde de futbol oynuyorsun mesela. Yani bir takımı bu kadar ligin çok erken bir döneminde şampiyonluğunu ilan etmek futbolcuları biraz daha motivasyonunu bozmaz mı? Bu kadarı rehavete fazla, sokmaz mı anlamda söyleyeyim sana? Bu kadarı evet bu kadarı fazla, ben de sana katılıyorum bu konuda. Ya futbolcu da bir insan sonuçta. Tamam biz onlara makine gibi robot gibi muamele ediyoruz ama günün sonunda onlar da yatağa girip uyumaya çalışan, bazen uyku problemi çeken insanlar. Ya onların insan olduklarını unutmamamız lazım. Onların da duyguları var. Bu konuda ben sana kesinlikle katılıyorum abi. Bu rehavet yüklemesinin fazla olduğunu, işte artık şampiyonlar zaten bitti. İşte geçenlerde şeyle böyle bir olay oluyor. Muhabir Arsenal Manchester City maçından sonra Emirates'te oynandı maç. Manchester City 90+3'te buldu golle maçı bitirdi. Ama hiç hak etmedi maçı, galibiyeti bu arada. Arsenal gerçekten çok iyiydi. İşte şey diyor muhabir Guardiola'ya, şampiyonluk için tebrik ederiz. Hani öyle bir o anlamda bir soru sorarken önce tebrik ediyor. Ne tebrik ediyor ya? O zaman diyor biz şampiyonsak verin kupamızı, ben Maldivlere gideceğim. Hani yorgunum diyor, çok yorgunum. Tatile çıkayım diyor bir an önce yani. Evet. Ama yani şu an Abdullah Avcı'ya da baktığımız zaman o da der ki o zaman verin kupamızı biz gidelim artık, çok yorulduk diyebilir yani. Bu konuda ilk yarıda özellikle Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor maçlarının artık ikinci yarısına döndüğümüzde deplasmanda olacağını Trabzon adına söylemek mümkün. Oralarda çok zorlu maçlar olacaktır. Ama burada asıl problem hani Trabzonspor'un kaybetmeyecek olması falan değil abi. Trabzonspor da kaybedecektir. Fakat hani büyük takımların bu gelişimi göstermemesi, büyük takımların bu anlamda umut vaat etmiyor oluşları Trabzonspor'un da işlerini kolaylaştırıyor. Çok da hani Trabzonspor'un aldığı puanları konuşurken şeyi atlıyoruz. Hani onlar kazanırken aynı zamanda büyük takımların sürekli kaybettiğini çok atlıyoruz. Galatasaray'a baktığımız zaman abi 1.5 puan ortalamasını bulamadan ligi kapattı. Ya yani ilk devreye Galatasaray 1.5 puan ortalamasını bulamadan kapattı. Yani inanılmaz bir rakam bu. Şimdi Galatasaray'a geçtiğin için bir yandan da Antalyaspor'da koronavirüs testi pozitif çıktı. Çıktığı için 3 futbolcu da Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarılmış. Antalyaspor'dan da onu da söyleyelim. Şimdi tabii sayın Galatasaray'a geçtiğin için Fatih Hoca ile ilgili çok fazla haberler çıkıyor. Kesin takip etmişsindir. İşte bugün Hürriyet'te bir haber var. Burak Elmas'ın Fatih Erim'e şok bir teklif var. Sportif AŞ yönetici olacağım tarzında bir açıklama var. Öbür tarafta İşte Fatih Hoca'nın yanındaki yardımcılar alındı. Tamamen sport transferin başkana bağlandığı yönde açıklamalar var. Gazete haberleri var. Bugün gazetelerde, manşetlerde. Az önce de Fatih Hoca bir açıklama yaptı. Tabii yayında olduğu için takip etme durumun olmamıştır. Ben diyor görevimin başındayım diyor. En üst şekilde gayretle çalışmaya devam edeceğim diyor. Arkamda diyor iyi bir miras bırakma, iyi bir jenerasyon mirası bırakmak istiyorum diyor. Sen bu olayları nasıl değerlendiriyorsun Oğuzhan? Sona yaklaşıyoruz bu anlamda. Fatihlerin dönemi anlamında sona yaklaşıyoruz. Önce sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Bu belli bir durum artık. Bu hikayenin yavaş yavaş noktalanacağını mı gösteriyor? Evet. Ben yavaş yavaş noktalanacağını düşünüyorum. Ha, bu şu an olur ama Mayıs ayında olur. Ama dediğim gibi şu an olur. Ben artık bu dönemin yavaş yavaş bitme noktasına geldiğini düşünüyorum. Çünkü hem Sayın Burak Elmas'ın kredisinin azaldığı bir ortam var. Hem Sayın Burak Elmas'ın başkanlık iradesinin sorgulandığı bir durum var. Bununla beraber Fatih Terim'in teknik direktörlükte yaptığı hataların devamı, hiçbir şekilde değişme açık olmaması gibi eleştiriler var. Tüm bunlara baktığımız zaman her tarafın yıprandığı, her tarafın yorulduğu, günün sonunda da Galatasaray'ın kaybettiği bir acı bir hikaye oluyor. Tüm hikayeyi de ama Avrupa'da başarılı, ama Avrupa'da son 16'da, ama Avrupa'da Mart'ı gördü diyerek de geçiştirmek mümkün değil. Çünkü sizin Avrupa'ya tekrardan gidebilmeniz, tekrardan böyle son 16'ları görüp ülke puanı kazandırmanız için gerçekten kendi yarıştığınız ulusal ligde de minimum ilk 3, ilk 2 yapmanız gerekiyor. Zaten ülkemizin Avrupa takımları sayısına baktığımız zaman ilk 2'de veya ilk 3'te kalması lazım ki direkt olarak UEFA Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi'nden bahsedebilelim. Fatih Terim'in
Dün de Fanatik'te şöyle bir haber vardı. Yol ayrımı olacaktı. İşte Fatih Terim'le alakalı olarak da. Ya mesela şu an için en azından şunu söyleyebilirim. Ben Sayın Burak Elmas'ı Fatih Terim'in istifasını isteyebileceğini düşünmüyorum. Burada Fatih Terim bırakır eğer bırakacaksa. Hani görevden şimdi, alma değil de. Şimdi araya gireyim. Şudur kulüplerde. Yani o 30 küsur yıldır kulüpleri takip ettiğim için biliyorum. Hocanın bu açıklama yapması yanlış. Ben bundan bir süre önce şunu söylemiştim ben. Vitor Pereira her gün tartışılıyordu. Hatırlıyor musun? O zaman senle de sohbet etmişizdir. Pereira tartışılıyordu. İşte her gün gazete yaşında bir sürü teknik direktör isimleri çıkıyordu. Ben dedim ki şunu söyledim. Başkanın çıkıp açıklama yapması lazım. Başkan Ali Koç çıkacak. Ben Vitor Pereira yola devam edecek demesi gerekiyor. Dedikten sonra iki gün sonra kulüp bir açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Vitor Pereira'ya devam edileceği yönde bir açıklama yaptı. Şimdi burada bu haberler çıkarken sevgili Oğuzhan, sen de bizim çok zeki bir çocuk, zeki bir yazarsın, gazetecisin, spor yazarısın öyle diyeyim. İyi takip ediyorsun sporu çünkü. Teşekkürler. Yayınlar da yapıyorsun. Şimdi bu kadar çok haber çıkarken Fatih Terim'in değil de aslında bu açıklamayı Burak Elmas'ın yapması lazımdı. Orada senin söylediğin şablon doğru olan. İşleyiş bakımından baktığımız zaman bu işleyişe aykırı bir durum gibi gözükse de Galatasaray'da şöyle bir durum oldu. Özellikle son başkanların tamamen Fatih Terim etkisi altında kaldı. Yani bunlar aslında Galatasaray'da son dönemde özellikle şu son 3-3,5 yılda yaşanan sıkıntılı süreçlerden biri mesela. Bu zaten bence kulüpte de ciddi şekilde tartışılan bir durumdur. Galatasaray çünkü Türkiye'de tartışması, demokrasisi en yüksek olan kulüplerdendir. Oralarda mutlaka itiraz edilir zaten böyle şeylere. Bugün Fatih Terim bu açıklaması da senin de dediğin gibi muhtemelen tepki çekmiştir. Ama şöyle bir durum var abi. Camianın güven endeksine baktığımız zaman, camianın biraz daha kendine yakın hissettiği, biraz daha aidiyet duygusuna baktığı zaman net olarak aklına gelen ikisi Fatih Terim oldu. Yani Fatih Terim'in konuşmayı tercih etmesi de belki bilerek yapılmış bir durum olabilir. Hani burada Burak Elmas ne kadar güven verir veya Fatih Terim ne kadar güven verir sorusu sorulursa hani bunun cevabı böyle alınabilir. Ama bir tek daha şey var. Başkanın konuştuğu zaman kulübün işleyişi hakkında güven verebilir. İşte atıyorum transfer mesela burada konu diyelim. Transferle ilgili konuştuğu zaman başkan ağzından olacağı için, en yetkili ağız olacağı için bunu beğen esas olarak kabul edebiliriz ve güvenebiliriz. Sahiçiyle alakalı herhangi bir açıklama yapılacaksa bunu Fatih Terim yaptığı zaman koskoca Fatih Terim diyorsun ve inanıyorsun, güveniyorsun. Galatasaray taraftarı için söylüyorum. Hı hı. Doğal olarak buradaki görev dağılımlarının da iyi bir şekilde yapılması gerekir. Ben de senin gibi düşünüyorum abi. Burada bir yanlışlık yapılmış. Ama bunun bilerek de yapılma ihtimali var. Yani öyle görüyorum ben. Fatih Terim'le alakalı olarak da şu an transfer beklentisinin olduğunda eğer kalacaksa ki anladığımız kadarıyla kısa vadede şu an içinde en azından 1-2 ay içinde böyle bir şey olmayacak. Ve ama şimdi ikinci yarıdaki maçların durumları da bağlı. Oğuzhan arka arkaya şimdi şu an Galatasaray Avrupa'da gidiyor. Doğru mu? Hı hı. Eğer Avrupa'ya da nokta koyarsa ve ligde de kötü gidişat devam ederse yani 3 yıllık sözleşme de imzalamış olsa sonuçta belki de yollar ayrılabilir. Ya orada yolların ayrılması olur. O en iyi senaryo Galatasaray olan üstüne gider abi. Galatasaray genel kurulu böyle bir şeyi tahammül etmez yani. Az çok tanıdım ben artık. Yani ben Galatasaray olağan hani genel kurulu. Yani Galatasaray'da başkanın Fatih Hoca'ya göndermesi kongreye mi götürür başkanı? Hayır, sadece kongreye götürmez. Burada şöyle, sadece Fatih Terim'in gidişinden bahsetmiyoruz. Müthiş bir başarısızlıktan bahsediyoruz. Yani o takım ama bu başarısızlığın bedeli Burak Elmas'a ait değil ki. Neden? Çünkü yeni bir yapılanma gitme sözünü isteyen Fatih Terim'di. Kadronun tamam. Yeniden yapılmasını isteyen Fatih Terim'di. Ona bütçe bulan Burak Elmas. Ona bir kadroyu kurdu. Yani 11'e yakın futbolcu alındı Galatasaray'a. Sadece bütçe bulan Burak Elmas değil ki ama. Burada şöyle bir durum var. Hani yönetim ve Fatih Terim'in ilişkisine baktığımız zaman çok da böyle hoca başkan ilişkisi yok. Orada daha farklı bir ilişki var abi yani sonuçta. Fatih Terim seçimi belirledi Galatasaray'da. Fatih Terim seçim belirlediği için sadece yapılan transferlerden sorumlu olmayacaktır bence. Sayın Burak Elmas da doğal olarak sadece başkanlığıyla alakalı sorgulanmayacaktır. Ben de Galatasaray Genel Kurulu'nun buna böyle hani
çok negatif bakacağını düşünüyorum dünün sonunda. Hani sadece Fatih Terim'de kalmaz diye düşünüyorum ben. Yoksa bir genel kurul şey, bir olağan üstüne gittiği zaman doğal olarak yine bir başkan seçimi olur. Belki de Sayın Mustafa Cengiz, Allah rahmet eylesin, hani o ilk olağan üstüne gidildiğinde seçilmişti. Normal genel kuruldu. Güven tazeleme gibi bir şey olmuş o dönemde. Doğru, güven tazeleme gibi olmuş. Evet, güven tazelemiş de olabilir yani. Bu da olabilir. Bilmiyoruz ne olacağını ama senin de dediğin gibi abi, Galatasaray Avrupa'dan gider. Tekrar ligdeki durumlarda aynı şekilde devam ederse koskocaman bir başarısızlık olur. Onun bedelinden ziyade Galatasaray'ın neyle karşılaşacağı çok önemli. Çünkü gerçekten Galatasaray'ın maddi anlamda da zorlu günler yaşadığını görüyoruz, biliyoruz. Kaynak bulmada sorun yaşıyorlar. Üstüne üstlük zaten ülkede büyük bir ekonomik buhrandan bahsetmek mümkün. Tüm bunlar olurken Avrupa gelirinden de sonraki yıl için olmak Türkiye'de de olacak bir başarısızlık. Hiç kimsenin tahammül edebileceği bir nokta değil. Oğuzhan, tabi Galatasaray kısmını yavaş yavaş kapatmak istiyorum. Neden? Ekleyeceğin senin bir şey var mı? Yok, transfer. Yani gene transfer yapılacağı konuşuluyor Galatasaray ile ilgili de. Ya transferlerle alakalı isimler sürekli geçiyor abi. Özellikle Gerson, Oyal Solbakken, Cedric Bakan bu isimleri geçiyor. Ya bu isimler Galatasaray'ın gerçekten kadrosunu çok çok iyi arttıracaktır. Kaliteyi çok arttıracaktır. Ama tüm bu oyuncuların gelişi birilerinin gidişiyle olacaktır. Bunu da herkes biliyor. Yedlin gibi, Babel gibi bazı oyuncuların gitmesi bekleniyor. Bunlar Van Aanholt belki de hatta. Bunlar gidebilirse, Luyendama gibi oyuncular gidebilirse Galatasaray belki de o transferleri yapar. Sofyan Feghouli işi belirleyici olacak. Feghouli giderse eğer Başakşehir'e, hani burada Galatasaray'ın oraya muhtemelen bir transfer yapacağı da ortaya çıkacaktır net bir şekilde. Tabii şimdi biraz da şeye dönmek istiyorum. Trabzon'a dönüp sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş üzerinden gideceğim. Çünkü Beşiktaş'ın da yarın zaten biliyorsun Süper Kupa maçı var. Antalya ile oynayacaklar da. Edin Visca transferi ne katabilir? Neler yaşanacak bundan sonra Trabzon'da? Çünkü baktığımız zaman hareketli bir transfer dönemi Trabzonspor'u bekliyor. Şu ana kadar 3 futbolcu alındı. Yani 3 futbolcu isimleri geçiyor. Daha resmi olarak sözleşmeler atılmadı ama hala da transferlerin devam edecek konuşuluyor Trabzon'da. Trabzonspor adımlarını çok garanti ve sağlam atıyor ve fulleli bir şekilde atıyor. Attığı adımlar çok büyük. Mesafe kat eder şekilde adım atıyorlar. Edin Visca olayı da ki zaten Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği her yıl sorgulanan bir oyuncuydu. Bir şekilde Edin Visca Fenerbahçe hikayesinden biz bahsediyorduk. Ama olmadı. Hatta ben mesela olmamasının belki de bu yıl tam anlamıyla Edin Visca artık oradaki misyonunu tamamladıktan sonra bir Fenerbahçe yapmasını ben bekliyordum. Fakat Fenerbahçe masaya hiçbir şekilde eli güçlü oturamadı. Çünkü teknik direktörle alakalı sürekli bir kriz halinde oldu. Hani Vitor Pereira'nın oluşu veya gidişi şu an yerinin yerinde başka birinin olmayışı da Fenerbahçe'nin elini zayıflatan etkenlerden oldu. Yoksa mali olarak değil bunu söylediğim sebep. Trabzonspor'a da baktığımız zaman zaten Gervinho'nun yaşadığı o kötü sakatlıktan sonra sezonu kapatmış olmasıyla beraber oralara transfer yapılacağı ortaya çıkmıştı. Özellikle Edin Visca gibi hem oyun kalitesini yükselten hem oyun istikrarıyla performans yapan bir oyuncudan bahsediyor. Çünkü 10 yıldır bu adam ligimizde en çok maç oynayan oyuncu unvanına sahip. Ligimizde oynayan oyuncular arasında. Çok istikrarlı bir şekilde oynuyor. Son 2 senede böyle bir ufak bir sakatlık problemleri falan yaşadı Edin Visca. Ama Edin Visca Başakşehir'de inanılmaz işler yaptı. Bu ligde her zaman hatırlanacak, tarihe geçmiş bir oyuncudur Edin Visca. Trabzonspor'un hem oyun kalitesini arttırır, hem skor çeşitliliğini arttırır, hem de asist özelliğinden gol bulma oranı Trabzonspor'da artacaktır. Hani Vakayeme'nin, Bakasetas'ın asist özelliklerinin çok iyi olduğunu zaten gördük, biliyoruz. Bunu artık Edin Visca da etkilendi. Hem Visca'nın asist özelliği, hem Visca'nın kendi alıp bitirdiği pozisyonlarla beraber Trabzonspor'un kadro çeşitliliği, oyun çeşitliliği, bunun kaliteye yansımış haliyle bence önümüze çıkacak kısa vadede. Trabzonspor'un yönetimini tebrik etmek gerekir. Ben gene fazla verildiğini söyleyeceğim. Ufak bir eleştiri hep böyle yapıyorum. Ahmet fiyat Ağabey'den. Anlamında mı söylüyorsun? Evet. 4.2'lerden 3.5'lardan bahsediliyor. 3.5 ama şöyle. 3.5 bonservis, eğer Trabzonspor şampiyon olursa 500 bin euro da bir bonusu var.
Ama abi şöyle, tamam bunlar okey. Trabzonspor şampiyonluğu bence alır. Ben vereceğini asla düşünmüyorum. Kouassi transferini de unutmayalım bu arada. O da hücuma yapılmış bir transfer ki çizgi oyununu bu kadar efektif oynamış olması da, daha doğrusu oynuyor biliyor olması da Trabzonspor'un çok artı özelliklerinden olacaktır. Hemen hemen hücumun her oyununu belli düzeyin üstünde oynayacak bir Abdullah Avcı kadrosu var Trabzonspor'da. Bu bence onlar için çok büyük artı. Sol bek kısmı 19 yaşında Gürcü milli futbolcuyla orayı güçlendirmek üzereler. Evet. Bu oyuncu 6 kere her ne olursa Gürcü de olursa olsun 6 kere milli oldu ki bu onun potansiyeli bence biraz olsun anlatıyor. Yoksa hani bildiğim bir oyuncu değil ama potansiyel için insanlar... Azarovi. Evet, Azarovi. Irakli Azarovi bu anlamda Trabzonspor'un adına gelecek vaat eden oyuncunun arasına giriyor. Ama şöyle bir şey var abi. Bu kadro şampiyonluğu aldıktan sonra bu kadronun Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar başarılı olup olamayacağı, ne kadar yarışmacı olup olamayacağı çok 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 büyük bir soru işareti. Yaş anlamından dolayı mı diyorsun? Yaş anlamında da oralara gittiğiniz zaman kalitede, tempoda bunların hepsi çok üst düzeyde kalması lazım abi. Yoksa lig için Trabzonspor'un kadrosunun hem çok konforlu hem çok planlı yapıldığını, hem hoca ve yönetim arasında müthiş bir kontan kurulduğunu bunları rahatlıkla söyleyebiliriz. Hani yoksa onlar hata yapıyorlar şu an. İşte bu anlamda eleştirelim diye söylemiyorum. Bu kadro lig için kurulmuş ve bu kadro ligi alırsa başarılı olarak konuşacağız zaten. Evet. Fakat sonrası için ben ufak bir anekdot olarak sunmak istedim. Yaş anlamında da tabii. Anlamında tabii. Ama yavaş yavaş da biraz da ileriki yıllara plan programa baktığın zaman işte eldeki bazı isimleri çıkarıp yavaş yavaş gençleştirecek gibi bir görüntü var Trabzonspor'da. Ya tabii ki her şeyin sonu başarı. Başarı eğer olursa tabii. Eğer başarı olursa bunu yapabilmeleri için de artık sıcak paraya da ihtiyaç duymayacaklar. Çünkü o sıcak para gelecek bu sefer. Bu sefer Trabzonspor'un başka planlarından bahsedeceğiz. Ama şu ana kadar attığı adımlar, şu ana kadar yaptıkları planlamalar, hem Ocak ayı gelmeden bir tane transferin artık ortaya çıkmış olması, Kouassi'nin ortaya çıkmış olması, hem sezon başındaki kampa oyuncunun yetiştirilmiş olması, geçen yıl ara transferde Anastasios, Bakasetas ve Berat gibi iki tane nokta atışla bu transfer harekatını aslında tamamen bir yıl önce başlatmış olmaları, müthiş işler yapan yönetim bir Abdullah Avcı var. Zaten oyun olarak da kendisini değiştiren bir Abdullah Avcı ve sürekli gelişen bir Abdullah Avcı var. Tüm bunlar olurken bu artılardan da bahsediyoruz. Ama ben hani ön tarafta yani ilerleyen zamanlarda bir tık daha dikkatli olunmasını, biraz daha işin Avrupa futboluyla ilgili olması taraftarıyım. Peki. Sevgili Oğuzhan, çok kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra ters köşe devam ediyor seninle beraber. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, hattımızda görme engelli milli takım oyuncusu Oğuzhan Yokuşar. Oğuzhan, Trabzonspor'la ilgili eklemek istediğin bir şeyler var mı? Onlar şu an için yok. Trabzonspor'u tamamladığımızı düşünüyorum. Biraz da tabii Fenerbahçe'ye gelmek istiyorum. Neden öyle? Yaklaşık 340-350 gündür Fenerbahçe teknik direktör anlamında, yani Sayın Ali Koç'un dönemine baktığın zaman, 4 yıl içerisine baktığın zaman 350 günü teknik direktörsü olarak geçtiğini görüyoruz. Fenerbahçe'de Bilic'in biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Slaven Bilic isminin biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Neler söylersin Bilic'le ilgili? Öncelikle Sayın Ali Koç'la ilgili bir geçmiş olsun diyeyim. Evet, sanırım başkan teşhisi aynen pozitif çıktı. Ya umarım herkes gibi Sayın Ali Koç'a da sağlık dilemek gerekiyor. Yani artık bitsin bugünler. Bu arada bunu yeri gelmişken söyleyeyim, artık yani kurtulabileceğimiz günleri merakla, sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah. Yani Sayın Ali Koç'un döneminde aslında ciddi bir karamsarlığın olduğunu, kararsızlığın da olduğunu aynı zamanda söylemek mümkün abi. 350 gün dediğiniz şey, ya 15 gün daha eklediğiniz zaman bunun üstüne tamamen bir yıl yapıyor. Yani siz döneminizde zamanınızın %25'ini teknik direktörsüz geçirmişsiniz demek oluyor. Bu dörtte biri hocasız olmak. Ya yani inanılmaz bir durum ve Sayın Ali Koç'un düşündürdükleri, söylemleri, aslında vaat ettikleriyle beraber bunların çok ters istikamette olduğunu söylemek de mümkün. Ya sonuçta istikrardan bahsediyorduk. Sonuçta Fenerbahçe'nin yapısının artık herkes tarafından bilineceği ve tahmin edilebilecek boyutlarının olduğunu biz bekliyorduk. Ama tam aksine oldu.
çok fazla bilinmeyeni olan, çok fazla karamsarlığı ve kara bulutları olan bir camia haline geldi maalesef Fenerbahçe. Bu da ne olursa olsun Fenerbahçe'nin geleceğini de etkiliyor ki belki de az önce söylediğimiz Edin Vişe transferi veya buna benzer bazı transferlerin de olmayışın sebeplerinin başında da bunlar gelebilir. Slaven Bilic. Evet. Çok kaliteli bir insan öncelikle, hani hocalıktan ziyade dinlediği müzikler olsun, söylemleri olsun, hayata bakış açısı olsun, bence çok şey katacaktır ligimize. Bu anlamda gelecek yabancıların gerçekten iyi olduğunu ve farklı hava getireceğini söylemek mümkün. Beşiktaş'ta sergilediği performansla biz Slaven Bilic'i tanıdık. Bilic ya, yoksa Hırvat milli takımında da zaten görev yaptı zamanında Avrupa Şampiyonası'nda Euro 2008'de. Fakat Türkiye onu Beşiktaş'taki göreviyle tanıdı. Oradaki oynattığı futbol, coşku, tutku gerçekten çok fazlaydı. Fakat işin sonuç alma kısmı, işin final kısımları biraz problemliydi. Biraz Bilic'in hanesine eksi haliyle yazabileceğimiz durumların başında geliyordu. Ama o performansı, o yarışmacı kimliği, onun o sürekli ayakta kalan, çok koşan, diri tutulan takımlarından dolayı West Ham'a gitti. Yani Premier League yaptı Slaven Bilic. Oralarda çok çok iyi bir sınav verdi mi? Yani çok iyi diyemem. Ama böyle yerlere de atamam. Fakat oralara gitmiş olması, oralardaki bulunan nitelikleri Slaven Bilic'in ne kadar önemli olduğunu bence anlatıyor. Çin evet biraz yarışmacılıktan uzak, biraz daha futbolda taktisyenliğin orada denendiği, biraz daha teknik direktörlerinin kendisini antrenöre ettiği, para kazandı, biraz daha fazla para kazandı. Biraz daha para da kazandı, kesinlikle abi. Para kazandı, bir lig haline geldi. Bunu herkes biliyor. Hem futbolcu bazında hem de antrenör bazında bu durum böyle. Ben bir için yani iyi olacağını, bir için Fenerbahçe'ye renk getireceğini, farklı bir soluk getireceğini düşünüyorum. İşte her zaman eklediğimiz amalar, fakatlar, ancaklar geliyor. İşte yetkinin ona verilmesi, transferlerin gerçekten Slaven Bilic'le kontak halinde yapılması, Sayın Ali Koç'un bu son şansı biraz olsun izleyici olarak takip etmeye çalışması, biraz daha Slaven Bilic'e yardım eden, zaman zaman koluna giren, zaman zaman başına omuz olan, zaman zaman kağıdına kalem olan tarzda olması bence Slaven Bilic'in de, Sayın Ali Koç'un da, Fenerbahçe'nin de işine gelecek durumun başında geliyor. Ben bu anlamda Slaven Bilic'in okey olmasından yanayım ki zaten bugün son maçına çıkacak. Evet, bugün 10.30'daydı. Türkiye saatiyle 10.30. Evet. Şu an oynanıyordur. Bitmek üzere. Aynen öyle. Şu an bitmek üzere olan bir maç var. Bu maçın Slaven Bilic'in son maçı olacağı söyleniyor. Eğer gelirse çok uzun zamandır Slaven Bilic isimleri geçtiği için muhtemelen transfer listesi veya Fenerbahçe'nin eksi yönleri, artı yönleri, tüm bunlar Slaven Bilic'in hakim olduğu durum olabilir. Bir de şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe'nin Slaven Bilic'le sadece bugün kontak kurmadığını biliyoruz. Yazında zaten kontak kurulmuş. Evet, hatta anlaşmışlar. Anlaşmışlardı. Fakat Çin'deki kontrat mevzusu çözülemediği için Slaven Bilic gelememişti. Doğal olarak bu kadar yakın bir markajın olduğu, birkaç aydır yakın markajda kalan iki tarafın bir şekilde aynı masada oturacak olması da bence Fenerbahçe'nin yapacağı doğrulardan olacaktır. Alex demiştim ben geçen hafta, çok mantıklı geliyordu bana. Alex olacaksa tekrar söylüyorum, bana mantıklı gelir. Fenerbahçe'nin alacağı artılar da fazla. Alex de Soğuz yani anlamında söylüyorsun ama tribün, evet. Tribünün çok istediği bir isim Alex. Yani tribünün Fenerbahçe tribünün. Tribünün istediği ama Aygül abi sen çok iyi bir Fenerbahçelisin. Daha iyi bileceksin. Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe tuttuğu bir olay var. Yani Fenerbahçe'nin genlerinde aslında bu var. Yani Alex kendisi geldiği zaman Brezilya pazarına da yakın olacağı için oralardaki etkisi de fazla olduğundan Fenerbahçe'yi de kazandıracağı oyuncular olabilir abi. Bu yani futbolcu bazında etkisi olabilir diyorsun. Evet evet ama eski Brezilya sistemine dönme durağını söylüyorsun. Yani eskiden bir Brezilya ekolü vardı Fenerbahçe'de. Evet. Evet evet kesinlikle, yani Fenerbahçe'nin başarılı olduğu zamanlarda Brezilya ekollerinden bahsetmek mümkün. Ama hani sadece bunun üstünden işte Fenerbahçe hoca alınamaz derlerse de mesela ben haksızsınız diyemem. Burada da bir mantık var sonuçta. Ama Joachim Löw'ün olmayacağı zaten ortadaydı. Slaven Bilic işte masadaki en güçlü ve mantıklı adayların başında geliyor. Sistem 4-2-3-1.
Evet, sistem 4-2-3-1 ama Çakıllı 2-6'dan bahsedemiyoruz. Evet, öyle orada bahsedemiyorsun ondan, evet. Yani oradaki genellikle 1-6 olur. Süleyman Beliş'in 4-2-3-1'inde 1-6 olur, 1-8 olur. O 8 çok hareketli olur. Gidip gelen aynı zamanda oyun pratiği, oyun tekniği de üst seviye olan oyunculardan kurulu olur. Hı hı. Kanatların bir tanesi kesinlikle çizgiye basar. Bir tanesi de gole yakın kanat oyuncularından biri olur. Bu tarz bir şekilde oynayacak bir Süleyman Beliş takımı olacaktır Fenerbahçe'de. Ama tüm bunlar olurken de yani 4-2-3-1'den bahsedeceksek oraya bir bek alınacaktır. Çünkü bugün Seyat Kolasinac ismi çokça geçti. Hı hı. Fenerbahçe Kolasinac'a bir yakınlığı var ki zaten Mesut Özil'in çok çok yakın arkadaşı. Evet, çok iyi arkadaşı. Evet, 6-7 yıldır özellikle müthiş bir arkadaşlıkların olduğunu zaten biliyoruz. Mesut bu anlamda etken olacaktır. Tüm bunların yanında da zaten Arsenal'da oynamayan bir Seyat Kolasinac var. Orada Kieran Tierney oynuyor zaten sol tarafta. Bu da bir dipnot olarak geçmek istedim bunu da. Yani Kolasinac gelirse de şaşırmam. Muhtemelen de bu transfere Biliş onay vermiştir derim. Fenerbahçe'nin de bir bek transferini o yapması gerektiğini söylüyordum zaten kaç haftadır. Bir tane de striker denilen ya da cezalarının içine getirdiğiniz zaman bitirebilecek veya oyunu yıkmak istediğiniz zaman indirdiği toplarla yanındakilere servis yapabilecek santraforu bulmak gerekiyor. Bugün de Artem Zuba'nın ismi çokça anılmaya başlanmış. Ki Zuba bu ligin oyuncusudur. 33 yaşındadır ama gerçekten gelip fark yaratacaktır. Tıpkı Buffett'in mi Gomis gibi aynı tarz oyuncular değiller. Ama etki bakımından hani Gomis'e benzer, direkt Gomis demeyeyim ama Gomis'e benzer etki yaparsa da benim şaşırmayacağım transferlerden biri olur. Zuba Fenerbahçe'nin aslında direkt olarak eğilmesi gereken oyuncuların başına geliyor. En azından bu benim fikrim. Oğuzhan kafalardan seken top demiş ki yayınlar Beşiktaş'ta kanat olarak Larin ve Kenan kaldı. Onlar da iyi verim veremiyor. Beşiktaş'ın yarın maça kanatsız bir sistemle çıkar mı ya da Rıdvan sol önde oynasa demiş. Yani burada asıl önemli olan hani Önder Hoca'nın hangi oyun şablonunu gözeteceği. Yani tabii kanatları düşünecekse o oyunda net bir kanat oyuncusu yok zaten. Yani Kenan Veliler'inden net bir kanat oyuncusu çıkmayacağını herkes biliyor. Ama merkezi kuvvetli, merkezden hem hücum edebilen hem merkezi tutan bir Beşiktaş'la beraber orada farklı bir senaryo görebiliriz. Ben Rıdvan'ın sol önde oynayacağını düşünmüyorum. Ama Beşiktaş'ın yarın Antalya spor maçında her iki tarafında ciddi eksikliklerin olduğunu hatırlatmak isterim. Ya Beşiktaş'taki en büyük eksiklik tabii ki Raşit Gezdal. Hı hı. Ya o çok başka bir oyuncu. Her şeyi değiştirebilecek, her şeyi yapabilecek oyuncuların başında geliyor. Beşiktaş onun eksikliğini her türlü hissedecektir. Diğer oyuncular da çok önemliydi. Fakat Gezdal'ın olmayışı çok başka hikaye. Yarın için benim etkisinin arttıracağını düşündüğüm oyuncuların başında Miki Batshuayi geliyor. Hmm. Ben yarın Batshuayi'den çok ekstra bir performans bekliyorum abi. Antalyaspor defansının hata yapma özelliği, Antalyaspor'un özelliğinin baskı altında top kaybetme özelliğinin fazla olduğunu düşündüğüm için Batshuayi'nin yarın diri olmasıyla beraber Larin Kenan tabii ona ne kadar eşlik eder, ne kadar yardımcı olur tüm bunları bilmiyorum. Bana hissettiren yarın Batshuayi'nin maçı olacağı anlamında. Orta saha zaten çok ekstra bir orta saha. Hala söylüyorum. Hı-hı. Josef Pjanic yarın hatta Atiba'yı da göreceğiz muhtemelen. Bu üçü zaten çok fark yaratma ihtimali yüksek olan oyunculardan. Orada sayısal çoğunluğu da ele alabilir. Çünkü Antalya merkezi genelde iki oyuncuyla kapatmaya çalışan, hızlı hücumları kovalayan bir tarzda oynuyor. Bu anlamda da eğer Beşiktaş merkezi de ele alırsa biraz daha işi kolaylaştırabilir. Ben favoriyi Beşiktaş olarak görüyorum. Tabii ki tek maç. Hiçbir şey belli olmaz. Tabii tek maç. Evet, her yönüyle farklı bir maç. Ülkesi farklı, yayıncı kısmı bile daha farklı olacak. Yani ne olursa olsun hani farklı bir durum. Devre arasını yapmamış, dinlenme olaylarını çok yapamamış iki takımdan bahsediyoruz. Covid dönemleri var, soğuk algınlığı dönemleri var. Tüm bunlar yarın maçın maalesef başta belirleyici faktörlerinden olacak. Umarım iyi bir maç izleriz. Biz de zevk alırız bu tek maçlık finalden. İyi olan kazansın. Ama ben Önder Karaveli'ye de Nuri Şahin'e de bu kupayı çok yakıştırıyorum. Çünkü ikisi de Türk futboluna hizmet etmesi gereken, Türk futbolunun faydalanması gereken iki tane mücevher. Önder Karaveli ile sence Beşiktaş sezon sonuna kadar devam etmesi gerekiyor mu? Yani bu dönemde bir gereksiz bir teknik direktör parası harcamasına gerek var mı? Ben kesinlikle yok diyorum. Çünkü ben geçen hafta da şunu söylemiştim abi. Beşiktaş zaten şu an 28 puanda. Her ne kadar konuştuğumuz kötü bir performans
şans varsa da Fenerbahçe adına, Fenerbahçe şu an 32 puanda. Yani Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da önünde. Ama burada 18 puanlık fark zaten çok çok fazla. Ayrıca Beşiktaş yönetimi transfer yapmamayı düşünüyor. Transfer yapmamayı düşünürken, hedeften de bu kadar uzaklaşmışken, Önder Karaveli'de bu kadar iyi şeyler ortaya koyabilmişken, ayrıca önümüzdeki yıl 7+4 sonrasında 6+5'i bulabilecek noktaya gitmişken, yabancı sınırlamasında, onun o U19'a hakim oluşu, U19 oyuncularıyla etkileşimi, iletişimi, onlara verdikleri bence Beşiktaş adına da gelecekte önemli olacaktır. Mesela hani Kartal'ın da zaman zaman onunla çalıştığını biliyorum. Kartal şu an Ümraniye'de oynuyor. Evet. Kartal'ın önümüzdeki yıl dönüşü bence çok önemli abi. Kartal çok fark yaratması muhtemel oyuncuların başında geliyor ligimizde. Ben bunu iddia ediyorum. Ben Kartal'ın çok çok iyi bir oyuncu olacağını mesela düşünüyorum. Alttan gelen oyuncuların bu anlamda hani Önder Karaveli'ye de ekstra saygı duyacağını bildiğimiz için kalırsa Beşiktaş'a da faydalı olur. Bu yılın sonuna kadar kesinlikle Önder Karaveli ile kalınmalı. Zaten dediğimiz gibi etkenleri az önce sıraladık. Bu etkenlerle beraber Beşiktaş'ın sadece bugünü geçiştirmek, bugünü kurtarmak için geleceğinden olmaması gerekiyor. Karaveli hocayla kesinlikle devam edilmeli. Özgür Güven, zaten demin sormuş olduğum soruya sen zaten cevap verdin. Slaven Bilic başarılı olur mu dedim. Sen zaten Slaven Bilic ile ilgili mesajını söyledin. Beyaz Martı'ları abi, Oğuzhan abi çok seviyoruz. Bir gün Sarıyer'in maçına bekliyoruz. Beyaz Martı taraftarı olarak Oğuzhan abiye güzel bir kahve ısmarlamak istiyoruz demiş Beyaz Martı'lar. Teşekkürler. Sarıyer'in de kahvesi değil de Sarıyer'in böreği falan meşhurdur. Tabii canım, Sarıyer'in böreği meşhurdur, muhallebesi iyidir. Muhallebesi yani, meşhurdur yani. Tabii tabii, oraya gittiğimiz zaman hiç kahveyle kalmaz yani. Yani Beyaz Martı'lar ona göre. Ben yani o işi kahveyle bırakmam. Martılar deyince hep aklıma Brighton gelir ki onlara Martılar derler. Brighton da Premier Lig'de çok iyi iş yapan Graham Potter gibi bir hoca var. O Graham Potter da zamanında Galatasaray'ı eleyen Ostershunson hocasıydı. Ostershunson ya. Tabii tabii, 50 bin kişilik bir kasabanın hocasıydı. İnanılmaz işler yapmışlardı. O yıl Leverkusen Bilbao'nun grubuna düşmüşlerdi ve o gruptan çıkmışlardı. Şu an böyle hep Martılar deyince Beyaz Martılar da aklına direkt orası geliyor değil mi? Evet evet, şu an Martılar deyince artık aklıma Sarıyer de gelecek. Hem Brighton hem Sarıyer gelecek. Böyle değişik bir durum oldu. Oğuzhan, artık vaktimiz çok azaldı da biraz da Başakşehir'den bahsetmeni istiyorum. Ne dersin Başakşehir'le ilgili de? Yani Başakşehir'le ilgili şunu diyebiliriz abi. Hem Deniz Türüç'ten hem Edin Vişya'dan oldular. Evet, bu anlamı doğru. Bu kadro genişliğini de bir anlamda negatif yazabileceğimiz durumlardan. Ama Başakşehir'in kulübü işleyişini, transferlerin ne kadar planlı yaptığını bildiğimiz için muhtemelen Göksel Başkan'la Emre Hoca konuşmuş ve kimin alınacağı konusunda mutabık kalmışlardır. Ben Sofyan Feygül transferinin de mesela bu anlamda gerçekçi olduğunu bu yüzden düşünüyorum. Hani normalde çok inanmazdım. Fakat hem Vişa hem Deniz gidince hem de böyle bir transfer dedikodu çıkınca bunun gerçek olmaya yakın olduğunu düşündüm. Galatasaray'daki Feghouli misyonunu da artık tamamladığını da düşünecek olursak bu transfer gerçekçi geliyor. Ama Başakşehir'in transferin dışında gösterdiği performansa baktığımızda harika bir performans gösterdiğini, Emre Belözoğlu'nun çok iyi bir gelişim kaydettiğini, Göksel Başkan'la beraber zaten bu arada şunu söyleyeyim, Emre Belözoğlu, Göksel Gümüşdağ'la arası yani 20 yıl önce de çok iyi olan biriydi. Doğru. Onu söyleyeyim. Emre Belözoğlu'nun çocukluğunda dahi Göksel Gümüşdağ onun için farklı bir noktadaydı. Bu yüzden bu kadar iyi bir iletişim kurmaları, bu yüzden bu kadar iyi anlaşmaları şaşırtıcı değil. Doğru. Başakşehir bu çok çok önemli adımlar atıyor, iyi adımlar atıyor. Onların geleceği nasıl planlayacağı tabii önemli, çünkü onların da yaş baremi yüksek bazı oyuncuları ve bazı bölgeleri var. Bunlara nasıl önlem alacaklar? Bunlarla ilgili planları ne olacak? Bu belirleyici olacaktır. Fakat Başakşehir'in aldığı, kazandığı bu ivmeyle beraber yapacağı bir iki nokta atışı transferiyle sezon sonuna kadar o ilk 3, ilk 4 kısmından kesinlikle kopmayacağını, uzaklaşmayacağını düşünüyorum. Bunları söyleyebiliriz Başakşehir adına. Konyaspor adına ben bir iki şey söylemek istiyorum abi. Konya'nın ya İlhan Palut'u dinledim geçen. Ya onun sesinde, onun yaşadıklarını, onun kariyerinde planladıklarını dinlediğiniz zaman onun ağzından gerçekten diyorsunuz yani bu takımın bu noktaya gelebilmesi şaşırtıcı değil. Ya özellikle ilk Konyaspor'dan bahsettiğinde kesinlikle kaliteden ya da kalitesizlikten bahsetmiyordu. Hiçbir şey yapamayacağına inanmış, tamamen özgüveni kırılmış bir Konya takıma geldiğimizi gördük diyor. Yani ilk tespit ettiği şey o kadar iletişime yakın ki, o kadar insancıl bir durumdan bahsediyor ki, önce bunu toparlayabilirsek biz iyi bir futbol oynayabiliriz ve her futbolcuyla
neden bunu daha iyi oynayabileceğini, neyi yaparsa daha iyi olacağını sürekli konuşarak onları ikna edebilmeyi seçtik diyor. Günün sonunda da kazanan Konyaspor oldu. İlhan Palut oldu. Serdar Gürler'i tekrar kazandı Türk futbolu mesela. Endri Çekici gibi bir oyuncuyu kazandı Ankara Gücü'nden sonra Konya'da. Mpoku sonradan devreye girdi. Artık o da merkezde iyi işler yapmaya başladı. Ki Soner Ahmet Oğuz ikilisi orada ligin en iyi ikililerine olmaya aday ikili performansı. Cilerme'nin Skubic performansı ortadaki Abdülkerim'i tekrar tutturan Abdülkerim'in skor katkısı, defansif katkısı her yönüyle müthiş gelişen bir Abdülkerim var. Ön tarafa baktığınızda hala işte Bütücü'nün biraz eksikleri olsa da orada faktör oyuncuların başında geldiğini görüyoruz. Çikaleşi'nin sezonu iyi geçirdiği ortada. Ahmet Hasan gibi oyuncuyu yedek almaya ikna etti ki Ahmet Hasan oradaki kariyerli oyuncuların başında geliyordur. Şimdiki transferlerse Ekuban ve Soner üstünden ilerliyor. Ekuban eğer gelirse Serdar Ekuban, Çikaleşi veya Serdar Ekuban, Ahmet Hasan gibi oyuncularla Konyaspor hücum attı. İnanılmaz tehlikeli olur. Oyun çeşitliliği orada artar. Hem dar alanda hem geniş alanda tehlikeli bir takım haline iyice gelecektir Konyaspor. Bu anlamda ben orada çok iyi işlerin yapıldığını görüyorum. Bu anlamda da Konyaspor yönetimini ve İlhan Palut'u tebrik ederim. Peki. Oğuzhan çok teşekkürler. Ben de sana ve dinleyicilerimize teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, attığımızda görme engelli milli takım oyuncusu Oğuzhan Yokuş vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.